5 saniye Hakan Bey. 5, 4, 3, 2, 1, yayın. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. 4 Eylül TV'den yeni yayın döneminden selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere, herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve tabii dün geceden itibaren, dün akşam saatten itibaren Türkiye'nin her tarafında yaz hakimdi ve Hakkari Dağlıca'da hain terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu, döşemiş olduğu mayınlar sonucu ve şu an tabii ki net bilgiler tam anlamıyla yok. Hepimizin içi yanıyor, hepimiz üzüntü içerisindeyiz ve biz de yaz döneminden sonra işte Eylül ayının ilk haftasında Güne Bakan Hakan ile karşınızdayız. Milletimizin başı sağ olsun, devletimiz inşallah bu konuda daha emin adımlar atılarak, daha düzgün bir şekilde hareket edilerek hain terör örgütü PKK'nın Türkiye'den bir an önce silinmesi bizim en büyük temennimiz. Başımız sağ olsun diyoruz, Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz ve Güne Bakan Hakan'a başlıyoruz. Evet, tabii programımızı ilk defa izleyenler için hemen hatırlatalım. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya saat 11'de ekranlarınızda olacağız. Gün ve gündemde olup biten haberler, dünyanın, Türkiye'nin ve güzel memleketimiz, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu güzel Sivas'tan dünyaya ve Türkiye'ye her yere ulaşmaya çalışacağız. Sizlerin sesi olmaya çalışacağız tabii ki. Yine sizler de bu programa telefonla katılabileceksiniz. Bizleri telefonla da arayabilirsiniz. Programımız içerisinde ilerleyen günlerde konuklarımız olacak ve tabii Türkiye 1 Kasım'da seçime gidiyor bildiğiniz gibi. Gündeme dair özel konukları da yine ilerleyen zamanlarda bu programda ağırlayacağız, konuşacağız. Artısıyla, eksisiyle, yani her ne varsa masaya yatıracağız, her ne varsa söylemeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince konuşarak uzlaşmalara varılacak değil mi? Umut ediyoruz ki insanoğlu da konuşarak birçok şeyi çözmeye çalışır diye hep bu temennilerle dile getiriyoruz ve bu yaşanan acı günler bir an evvel geride kalsın diyoruz ve biliyorsunuz Temmuz ayında Suruç'ta o hain saldırı orada gerçekleşmişti değil mi? Oradaki yaşanan bir saldırı vardı ve ondan sonra terör örgütü PKK kendini iyiden iyiye göstermeye başladı ve o günden bugüne birçok şehit verdik. Ateş düştüğü yeri yakıyor annelere, babalara. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve kelimeler yetersiz kalıyor. Kelimeler çoğu zaman havada kalıyor. O yüzden hep dile getiriyoruz, hep söylüyoruz. Sağduya hakim olmalı. Bu topraklara, bu tabii ki vatan kolay elde edilmedi. Binlerce şehit verdik geçmişten bugüne ve vermeye de devam ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet özgür olacaktır ve asla ve asla bu hain saldırılar karşısında değil mi? Biz her zaman dimdik duracağız. Devletimiz, milletimiz hep bir birlik içerisinde, bütün içerisinde olacağız ve bu güzel ülkeyi hep beraber daha güzel yarınlara götürmek için mücadele edeceğiz. Gündemdeki haberler, terör haberleri üzerine ve kesin olmayan ve açıklanmayan, şu ana kadar tam net bir şekilde Dağlıca'da yaşanan o hain saldırı ve mayın patlaması sonucu şehit olan erler ve askerler ve polisler, bunlarla ilgili tam net rakamlar ne yazık ki şu an için hala gündemde bir net bir açıklama yok. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bir açıklama var, haber olarak tabii ki basın açıklaması. Onu da birazdan paylaşacağız. Haber görüntülerini hazırladık, onları sizlerle aktaracağız, paylaşacağız. Günün gelişen, gelişmekte olan haberlerini yine beraber paylaşacağız. Hani sizlerin de söyleyeceği herhangi bir söz varsa, sizlerin de dile getireceği bir söz varsa lütfen sizler de bizi arayın ve bizimle duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşın istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çok sayıda şehit ve yaralı var haberleri dün akşamdan itibaren gündeme düşmeye başladı ve hala da düşmeye devam ediyor. Net bir şekilde bir açıklama gündemde yer almıyor henüz sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki saat 15 itibaren, dün 15 saat 15 civarlarında bu saldırılar başladı ve
Dağlıca Tabur Komutanlığı'ndan operasyona gitmek üzere ayrılan askerlerin bulunduğu iki zırhlı araç Yeşiltaş Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısına uğradı. Teröristler daha önce yola döşedikleri patlayıcı askeri araçları geçiş sırasında uzaktan kumandayla patlattılar. Şehit ve yaralıların olduğu saldırılardan sonra bölgede hava destekli operasyonlar başladı ve devamda ediyor sevgili izleyenlerimiz. Ve dün Türkiye'nin maçı vardı ve maça da sevinemedik. İşte Dağlıca'dan görüntüler gündeme gelmeye başladı. İşte şu anda izlemektesiniz sevgili izleyenlerimiz. Hem havadan hem karadan Dağlıca bölgesinde şu anda geniş çapta bir operasyon sürdürülüyor. Ve dün akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında 2000 üzerinde terörist öldürüldüğü açıklamaları da gündeme gelen açıklamalar arasında yer aldı. Onu da hemen hatırlatıyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili yapmış olduğu yazılı açıklamada ise milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşmayacaktır açıklamasını yaptı. Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı ve başsağ dileklerini diledi sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki haberler, Hakkari Dağlıca üzerinde gelişen haberler, an be an gündeme düşen haberleri biz de tabii ki sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Haberlere bakıyoruz, beraber inceliyoruz. Haberlerle ilgili sizler de tabii ki fikir ve düşüncelerinizi yine bizlere iletebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari Dağlıca'daki teröristlerin alçak ve hain saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır cemil niyaz ediyorum. Açıklamaları da gündemdeki gelen açıklamalarda yer aldı. Bu da günün gelişen haberler arasında yer alıyordu. Evet, dün telefon bağlantım var pekala. Bir bağlantımız var diyor arkadaşlarımız. Sayın Fahri Güvendi. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen bizi ilk arayan izleyicimiz oldu. Geçtiğimiz dönemde bizleri yalnız bırakmamıştı Fahri Bey. Efendim hoş geldiniz. Hakan Bey, yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Tabii hani gönül isterdi ki mutlu, neşeli, keyifli başlayalım ama ne yazık ki 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de bir gidişatta ne yazık ki üzücü yönler bu şekilde gündeme düşmeye başladı ve sonra şehit haberleri bir gelmeye başladı ve hepimizin içi yanıyor. Allah bu millete güç versin diyoruz efendim. Buyurun sizinleyiz Sayın Güvendi. Hakan Bey, gerçek biçimde millet olarak içimiz yanıyor. Evet. Öncelikle ülkede meydana gelen terör olaylarında şehit düşen tüm askerlerimize, tüm polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu nasıl bir gaflet, bu nasıl bir aymazlıktır? Ülkede akıl almaz olaylara tanık oluyoruz. Açılım saçılım politikaları zirve yapıyor. Askerin, polisin eli kolu adeta bu süreçte bağlanıyor. Devletin yetkilileri şunu söylüyor. Açılım süreci bozulmasın diye biz bazı olumsuz durumları görmezden geldik. Evet. Bu arada terör örgütü ne yapıyor? Örgüte ve sempatizanlarına 80 bin ağır silah dağıtıyor. Yani silahları... Evet. Yani şöyle bir durum var. Çözüm süreci dedikleri bu süreç içerisinde PKK terör örgütü biraz dinlendi ve güçlendi. Herhalde bunu anlıyoruz değil mi? Yani evet, boşta durmadı. Boşta durmadı. Evet. Yani devlet de bunu görmezden geldi. 80 bin ağır silah, mayın tuzakları hazırlanıyor. Ve ortaya bugünkü durumlar çıkıyor. Acılar yaşanıyor. AK Parti işte size Büyük Türk Milleti'nin AK Parti döneminde düşürüldüğü vahim durum. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Muhayyelem bozuldu. Daha fazla konuşamayacağım. Peki efendim. İçim yanıyor, içim. Hepimizin aynen öyle. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Sayın Güvendi, geçtiğimiz dönemde bizleri sık arayan izleyicilerimizden biriydi. Teşekkür ediyoruz. Yine bu şekilde fikir ve görüşlerini fırsat buldukça bize iletirse mutlu oluruz ki bugün de hemen katıldı. Evet, az önce izleyicimizin de dile getirmiş olduğu gibi bir çözüm süreci. Türkiye'nin birçok
köklerini gezen akil insanlar vardı bildiğiniz gibi ve akıllı insanlar, akil insanlar geldiler. Sivas'a da geldiler. Protestoyla karşılandılar Sivas'ta. Protesto edildiler ama onları otelde dinlediler de değil mi? Ne geçti? Yani o günden bugüne yani değil mi? Ellerine ne geçti? Anlattılar. Kime anlattılar veya da neyi anlattılar, ne anlatmaya çalışıyor? Acaba anlatılmak istenen nelerdi? İnsanlar bu yaşananları, işte o akil insanlar o dönemde çözüm sürecinin çok faydalı olduğunu ama çözüm süreci içerisinde PKK örgütünün ise bakın hiç durmadığını, daha güçlendiğini ve yapılanmaya devam ettiğini ve o süreçte ülkemizin işte büyüklerimiz, bizi yönetenler, işte ülkenin siyasetin içerisinde olan değil mi kişiler çok samimi duygularla bir yaklaşım içerisine gidildi ama işte PKK'da samimiyet ne yazık ki yok. Yani artık bunun bir an evvel gerçekten bir çözüme kavuşturulması lazım ve hala çözüm süreci buzdolabında gibi cümleler de gündemde yer alıyor biliyorsunuz. Bence yani oraya dondurmaya koyduk. Biraz dinlensin, donsun sonra çıkarıp tekrar sunacağız. Yok böyle bir şey. Artık çözüm sürecinin bence hiçbir şekilde kabul edilebilirlik bir yanı olmamalı. Bundan sonraki süreçte işte karşımızdaki kişilerin ne kadar hain, ne kadar değil mi insan canına kıyabilecek böyle gerçekten çok hain kişiler olduğunu işte unutmamak lazım. Güçlü olmalıyız. Devletimizin burada daha emin adımlarla ilerlemesi ve hani artık bu terör olaylarına bir an evvel bakın gerçekten son verilmesi ve bunun için de masaya oturarak bir uzlaşma söz konusu mu? Bakın denendi. Demek ki değilmiş. Yeni çözümler, yeni tabii ki adımlar atılması lazım. Dün akşam, daha doğrusu dün 15 sıralarında haberler gündeme düşmeye başladı pazar günü ve yürekler yanmaya başladı. Orada birçok anne, baba evladından haber alamıyor. Doğru düzenli bir açıklama gündeme tam anlamıyla düşmüyor. Dün Bakanlar Kurulu toplandı tabii ki. Acil bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Ve o toplantıda da alınan kararlar gündemde net olarak bir açıklama gelmedi tabii. Telefon var arkadaşlarımız. Pekala bir telefonumuz var diyorlar. Hemen alalım. Türk Ulaşım Sen Sivas Şubesi Başkanı Sayın Nurullah Albayrak. Efendim merhabalar. Merhabalar, günaydınlar Hakan Bey. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Ben de başarılar diliyorum yeni yayın hayatınızdan. Teşekkür ederiz efendim. Ben de tabii programınızı zevkli izliyoruz. Size de kolay gelsin diyoruz. Ama tabii birkaç kelime de yapmak istedim. Tabii lütfen, lütfen. İyi yaptınız çünkü sesimizi duyurmak gerekiyor efendim. Yani Türk milleti olarak evet efendim, sesimizi yani duyuralım. Konuşma bir yere kadar ama bundan sonra konuşmanın da bir anlamı ifade etmiyor. Konuşulması, gerektiği zaman konuşulmasına inanıyorum. Evet. O noktada tabii dünki vahim olay ve içerisinde bulunduğumuz bu süreçteki işte hükümetin işte belirli süredir işte 13 yıllık iktidar dönemindeki işte habur açılımı arkasında demokratik açılım olmadı işte çözüm süreci falan. Tabii bunlar şu ki sizin mahremiyetinize giriyor, mahreminize giriyor, vatanınıza saldırılıyor. Yani bizim vatan toprağımızın sınırları bizim mahremiyetimizdir. Yani yasa okulamız neyse amenna kesinlikle vatan topraklarımızın da kim bir hain saldırı yapıyorsa gereği verilmelidir. Yani bunlar hep müzakere edilmeye başlandı. Kim müzakere edilmez? Yani size bir müdahale varsa siz o noktada o insanlarla karşı mücadele etmek zorundasınız ve hainin de cevabını vermek zorundasınız. Ya bu noktada dün ben Sayın Cumhurbaşkanı'na ulusal bir kanalda izledim. Gerçekten orada itiraf ediyor. Kendisi de şöyle diyor ki çözüm sürecini anlamadılar diyor. Bu süreçte diyor dinlendiler diyor ve diyor ben maalesef diyor şey diyor efendime söyleyeyim silahlandılar güçlendiler diyor. Yani ben bu çok düşündürücü bir olay. Evet, aslında yani, bunu daha önce Sayın Bülent Arıç'tan da böyle bir cümleler dile gelmişti. Güçlenme konusunda her şeyden haberimiz var şeklinde ifadeler de gelmişti. Yani devlet büyüklerimizin her şeyden haberi var ama sessizlik mi hakimdi? Mutlaka artık yani vatandaşın, sade bir vatandaşın bile gördüğü yani üst düzey yetkililer tarafından niye görülmedi? Evet. Biz bunu anlamıyoruz. Yani kim ihanet içerisindeyse gereği yapılmalı. Yani bu noktada hiçbir zaman yani hiçbir ülkede kabul edilemez. Gerçekten
siz polisin, askerin, emniyet güçlerinin bütün yetkilerini kısacaksınız. Orada 3 yıl içerisinde müdahale ettirmeyeceksiniz. Severan ediyor oradaki emniyet görevlileri, polislerimiz, askerlerimiz yıllardır severan ettiler. Yani biz müdahale edemiyoruz. Niye? İşte çözüm süreci adı altındaki şey bozulur diye. Böyle olunca şimdi siz resmen çok özür dilerim. Taşları bağladınız, köpekleri salladınız. Evet. Yani çok, yani kaba bir tabir ama doğrusu da bu oldu maalesef ki. Yani bu özgüvenlerini artırarak bugünlere getirdiniz. İçimiz yanıyor. Bu ülke her santimetresi, her santimi şehit kanıyla sulanmıştır. Yani bizler gerçekten Galicia'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de mücadelede efendim çok şehitler vermişiz. Evet. Efendim mesela Sarıkamış'ta. Ya bu ülke şehit kanlarıyla sulanmıştır. Yani bu tabii ki ben bugüne kadar bu vatan uğruna, hı hı, bayrak uğruna, bu ezan uğruna şehit düşen tüm aziz şehitlerimize ben rahmet diliyorum. Ruhları, mekanları cennet olsun. Efendim, onlar sayesinde biz evet, bugün nefes alıyoruz. Dün akşam yine tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olduğu canlı yayın gündem özel programında bir özel televizyonda 400 vekil üzerine yine bir gündem yoruma geldi. Daha sonra tabii yine aynı yayın içerisinde o konu biraz daha detaylı bir şekilde açıldı. Medyanın bazı cümleleri çarpıttırıldığına dair cümleler sarf edildi ve Türkiye'de güvenli bir haber alamama. Bakın hala şu anda Dağlıca'dan tam net bir bilgi ne devlet yetkilileri tarafından ne TSK tarafından herhangi bir şekilde bir bilgi henüz tam olarak ulaşmıyor. Sadece yaralıların olduğunu, bölgede operasyonun devam ettiğine dair bilgiler düşüyor. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz bir sendika başkanı olarak? Tabii ki bugün askeri, özür dilerim, bugün işte siyasi erkle yönetilen işte şu anda bir seçim hükümeti var. Tabii ki yani bunlar o gün de bu söylemler yanlıştı, bugün de yanlış. Hı hı. Yani herkes kendi çerçevesinde bu devletin yürüyüşünü, devletin aksatmadan işlerini yürütmek zorundadır. Yani ben 400 vekil, işte 500 vekil bu olayların işte Cumhurbaşkanı'nın bu tür söylemlerini tasvip etmiyorum. Evet. Yani bunlar siyasi iktidarların mücadelesi sonucunda yarın işte 1 Kasım'da seçime gidecektir. Efendim mesela vatandaş siyasi iradesini o sandıkta kullanacaktır. Evet. Ki bugün bugünkü siyasi ortamda bunu gerektiriyor. Tabii bugün gerçekten bakıyorsunuz orada güvenlik güçlerinin, işte polisimizin, askerimizin, birçok vatandaşımızın aileleri şu anda gerçekten eli yüreğinde bir ses, efendime söyleyeyim, bir haber almak istiyor. Ben orada işte güvenlik görevi sonra görev yapan askerlerimizin, polislerimizin ailelerinin gerçekten şu andaki hallerini düşünmek istemiyorum. Çok zor durumdalar. Kendi vatanlarımız, kendi sınırımız içerisinde çok sağlıklı bir haber alamıyoruz. Tabii ki bilemiyorum. Tabii bunlar ne amaçla, nasıl yapılmak istiyor bilemiyoruz. Yani güvenlik açısından mıdır veya da farklı bir şey mi vardır. Yani biz de şu anda ben samimiyetle söylüyorum. Olay olduğu andan itibaren bugün de uyuyamadım desem bir vatandaş olarak, bir Türk vatandaşı olarak, bir insan olarak gerçekten kendim oradaki insanlar yerine koydum kendimi. Evet. Orada evlatlar olan insanlar yerine koydum. Gerçekten çok vahim, çok zor bir durum. Ve uyuyamadım, kalktım televizyonunuzda işte sabahtan beri izliyorum, bakıyorum, haberlere bakıyorum, oraya bakıyorum. İşte efendim söyleyeyim. Bir şey öğrenmeye çalışıyoruz değil mi? Yani hani nedir artık? Yani gerçekten kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda artık haberleri bile doğru, düzgün alamadığımızın bir göstergesi. Yaşananları evet, tam anlamıyla devlet erkanları, devletimizin büyükleri, biz yönetenler bu konuda çıkıp mutlaka her ne yaşanıyorsa daha net bir şekilde olaylar hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Son dakika geçen haberlere de bakıyoruz. Dağlıca'da ilk isim olarak tabur komutanının, yarbayın yaşamını yitirdiği haberleri de son dakikaya düşmeye başladı. Allah rahmet eylesin diyoruz Allah tabii ki. Gerçekten burada maalesef. Yüce Ulu Önder Atatürk'ün buyurduğu gibi gerçekten diyor ki bu millet sulhu çok sever, sulhu sevdiği kadar harbi de çok sever diyor. Yani insanların artık şeyleriyle oynanmasın. Tabii ki
şu bir gerçektir ki bu toprakların bedeli kandır, bu kanla alınmıştır, şehit kanıdır. Dün bu topraklar Türktü, halde de Türktür, yarın da Türk olacaktır. O noktada herkesin aklına başını almasını istiyoruz. Ve artık yani insanların sabrını da taşımamalarını artık diliyorum. Çok da fazla peki, da ben... Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İfade edemiyorum. Ben tekrar milletimizin başı sağ olsun. Rabbim tekrar böyle bir acılar göstermesin diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, Allah'a ısmarladık. Evet, sevgili izleyenlerimiz, günü ve gündemi paylaşmaya devam ediyoruz. Dağlıca'da ilk isim olarak o hain saldırının gerçekleşen dakikalardan itibaren dün saat 15'te bu tabii haberler gündeme düşmeye başladı ve işte Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşemiş oldukları ve o tuzaklardaki patlayıcıların patlatılması sonucu Dağlıca Tabur Komutanlığı'ndan operasyona gitmek üzere ayrılan askeri iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlattı ve haberler gelmeye başladı. Biz de tabii ki gelen haberleri sizlerle geldikçe paylaşıyoruz. Flaş olarak bir haber gündeme düşüyor. Haber sitelerine Dağlıca'daki PKK saldırısına ilişkin Genelkurmay'ın henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çünkü Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde bir açıklama var ama daha sonra bir açıklama olacağını ve kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde bir açıklama var ama onu da paylaşacağız. Ama ondan önce Genelkurmay'dan henüz bir resmi bir açıklama yapılmazken Milliyet'te çok çarpıcı bir haber yer aldı. Milliyet gazetesinde habere göre saldırıda Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan yaşamını yitirdi şeklinde geçiyor. Çelikcan'ın Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Köprübaşı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesini ise Bursa'da oturduğu öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Milliyet'te geçen bir haber gündeme geçen haberler arasında yer alıyor. Evet. Basın açıklamasına bakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinde yapmış olduğu basın açıklaması şu şekilde: 24 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan yoğun hava harekatı ile yurt dışındaki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin ateş altına alınması neticesinde ağır hasar ve zayiat verilmesini mütakip yurt içindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imhası maksadıyla operasyonlara hız verilmiştir. Özellikle Hakkari bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından menfez ve köprülerin tahribi ve yollara el yapımı patlayıcıların döşenmesi nedeniyle halkımızın ulaşım imkanları kısıtlanmıştır. Bölge halkımızın güven ve huzur içinde ulaşımına imkan vermek maksadıyla 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren başlatılan operasyonlar dağlık alanda ve yollarda aralıksız devam etmektedir. 6 Eylül 2015 günü Dağlıca Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda 3 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyon devamında yola döşenen diğer el yapımı patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüştür. Patlama neticesinde kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur. Bölgeye icra edilen yoğun hava harekatı kapsamındaki 2 adet F-16 ve 2 adet F-4 ile bölücü terör örgütüne ait toplam 13 hedef vurulmuştur. Yaşanan çok olumsuz hava koşullarına rağmen operasyona kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bölgede operasyon devam etmekte olup mütakip gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sitesinden bu açıklama geldi sevgili izleyenlerimiz. Evet, daha sonra herhangi bir açıklama gündeme düşmedi ama şehit ve yaralıların olduğu buradaki cümlelerde yer alıyor ve operasyonların da devam ettiği dile getiriliyor bu açıklamada. Evet, gündemdeki haberleri paylaşıyoruz. Günü ve gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Sivas'ta dün gece terör saldırısı lanetlendi ve teröre tepki vardı. Türkiye'nin birçok yerinde tepkiler geceden itibaren gündeme düşmeye başladı. Araya mı gideceğiz arkadaşlar? Süremiz nasıl? Pekala, hemen Sivas'tan haberimizi girelim. Daha sonra araya gideceğiz. Sivas'ta Alperen Ocakları ve Ülkü Ocakları üyeleri Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından askeri yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıyı protesto etti. Sivas uyumaz, şehidine sahip çık. Vatan
Gecenin bu geç saatinde herkesin keyif çatıp televizyon karşısında gelen şehit haberlerini vah diyerek izlediği günlerde bu ülkede sadece milliyetçilerin sesi çıkmıştır. Ve hala da çıkmaya devam ediyordur. Geldikleri günden bu yana AK Parti hükümeti PKK'yı güçlendirmekten başka hiçbir şey yapmamış. Gelen şehitlerde de şehitleri savunanları da sadece şehitlerin üzerinden geçinmiştir demiştir. Şimdi bu işi sadece siyasi boyut gibi görmek istemiyorum. Ve buradan aziz milletime şunun çağrısını yapıyorum. O dağda şehit olanların içinde AK Partilisi de var. O dağda şehit olanların içinde Büyük Birlik Partili olan da var. O dağda şehit olanların içinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş insanlar da var. Yani bu memleketin çocukları var. Siyasi ikbal ve koltuk sevdası uğruna bu aziz milletin evlatlarını birbirine kırdırmak isteyenlere buradan açık bir cevap veriyoruz. Biz sizin oyununuza gelmeyeceğiz. Ya Rabbi, ya Rabbi, buraya senin şehitlerin için, senin davan için toplanmış insanların gönüllerinden ıslan dilekleri yerine getir ya Rabbi. Amin. Bizleri de şehit olarak ya Rabbi huzurunda haşreyle ya Rabbi. Amin. Senin davan yolunda canını vermeye hazır olan, şehit olmaya hazır olan askerlerinden eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili izleyenlerimiz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit ve yaralı askerlerin olduğu haberini alan Sivas Ülke Ocakları ve Alperen Ocakları üyeleri gece saatlerinde sokağa döküldü. Dev Türk bayrakları açarak İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüşe geçen grup PKK lehine çeşitli sloganlar attı. 50. yıl kavşağı üzerinde İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra sloganlar atarak kent meydanına doğru yürüdü. Gruba yoldan geçen araçlar ve bazı vatandaşlar da ellerindeki evlerinde ve balkonlarından alkışlayarak destek verdiler. Kent meydanında yaklaşık 250 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Bilal Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajları vererek gecenin bu geç saatinde herkesin evinde yatıp televizyon karşısına gelen şehit haberlerine vah diyerek izlediği günlerde sadece milliyetçilerin sesi çıkmıştır açıklamalarında az önce sizlere verdik. Evet, vatan için hepimiz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyan her Türk evladı, her Türk genci ve biz erkekler değil mi? Cephede askere gittik. Orada omuz omuza ve oradaki arkadaşlarımızın hepsinin değil mi kimliğinde TC yazıyor. Ve hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yani orada Türk, Kürt, herkes bir arada Mehmetçik olarak vatani görevini yapıyor. Ayrım yok. Yani giden ve hayatını kaybeden şehitler hepimizin şehidi. Ve hep beraber bu ülkeye sahip çıkalım. Daha güçlü olalım. Daha güzel yarınlar için birlik ve beraberliğimizi daha sıkı bir şekilde kenetlenerek tüm dünyaya gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi dünyanın birçok yerinde savaşlar değil mi almış başını gidiyor ve her tarafta ülkelerin bölünmesi için dış güçler veya da adını bile bazen bilemediğimiz değil mi birçok kişi ülkeleri bölmeye çalışıyorlar. İşte hemen yanı başımızda Suriye'de yaşananlar, geçmişte Irak'ta, İran'da yani birçok yerde yaşananların bir benzerini Türkiye'de yaşatmaya çalışıyorlar. O hain terör örgütü artık onlara dur demenin zamanı ve artık bu terör saldırılarının bir an evvel değil mi? Sonu ne olursa olsun en iyi şekilde ülkemiz için en iyi şekilde noktalanması ve bir neticeye kavuşturulması gerekiyor. Ve yıllardır konuşuluyor, yıllardır konuşuluyordu. İşte her şey siyasi yönden hallolsun, meclise girilsin, mecliste söz hakkı verilsin. Ve mecliste şu anda HDP'den 80 milletvekili var ve söz hakları var değil mi? Ama değişen bir şey var mı? Yok. Yine silahlar bırakılmadı, yine haince saldırılar devam ediyor, yine bizim askerimizin, gençlerimizin değil mi? Annelerin gözü yaşlı kalıyor. Evet, Allah milletimize sabır versin diyoruz ve bir ara vereceğiz, aramızın arkasından devam edeceğiz.
Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. Mekanlarınızdaki estetik dokunuş, otomatik kapı, otomatik kepenk, otomatik panjur, merdiven korkulu, balkon korkulu, Fransız pencere önü, giydirme cephe, cephe kaplama, PVC kapı pencere, ev dekorasyonu, Sivas'ın sektördeki lider kuruluşu Yiğitler Alüminyum. 1965 yılında Sivas'ta küçük bir bakkal ile başlayıp, şimdilerde ise yerini büyük bir marketler zinciri haline getiren Marka AVM, ticari hayatını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Dürüstlük, insana saygı, sabır ve emek, büyük hedeflere giden yol, Marka Alışveriş Merkezi. Marka Alışveriş Merkezi kurulduğu günden bugüne sayısız projeye vermiş olduğu destek ile halkımıza katkı sağlayarak birçok etkinliğin hayata geçmesini sağlamıştır. Marka Grup halen Sivas Spor ve Tokat Spor'un ana sponsorudur. Büyüyen Türkiye'nin büyüyen markası Marka Grup AVM. Huzurlu, ferah, sosyal, güvenli bir yaşam için İstiklal Konutları. Kılavuz Mahallesi'nde Güney Cephe, şehir manzaralı tüm cepheleri açık 60 daireli bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Konforu, kaliteyi, huzuru bizimle yaşayın. Geniş iç mekanlar, tasarım harikası yaşam alanları, süs havuzu ve yürüyüş yolları, kamelya ve dinlenme alanı, oyun parkı, spor sahası, fitness merkezi, kapalı otopark ve 24 saat güvenlik kamera sistemi, görüntülü diyafon sistemi, internet altyapısı, çift asansör, merkezi uydu sistemi, çevre aydınlatma sistemi, bahçe otomatik sulama sistemi ve daha birçok yenilikleriyle sizlere yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Fikir bizim, yuva sizin. İstiklal İnşaat güvencesiyle. Hayat sana yenile diyor. Yeni bir renk, yeni bir neşe. Yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir moda yakışır bana. Kendime yeni bir renk lazım. Yeni bir sabah, yeni bir sürüş. Her gün şaşırtmam lazım. Yeni bir olay, gerisi kolay. Şimdi bana heyecan lazım. Sana yenile diyor. Kaliteli, konforlu, güvenli seyahatleriniz için HRPTR Seyahat Ajantası, Türk Hava Yolları, Pegasus, TCDD ve Kamil Koç bilet satışlarımız hizmetinizdedir. Gidemediğin yer senin değildir. 2 Haziran'dan itibaren Türk Hava Yolları'nın Sivas-Ankara seferleri 65 liradan başlayan fiyatlarla başlıyor. HRPTR Seyahat Ajantası, Kaşan bitişiğinde. Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. Yapıların vazgeçilmesi Ferox yapı sistemleri ve yapı kimyasalları Çağlayan Grup güvencesiyle ısı yalıtımında, dekorasyonda sizlere en rahat ve konforlu bir yaşam sunuyor. Sizler de yapı alanlarınızda Ferox yapı sistemleri ve yapı kimyasallarını tercih edin. Hem enerjide tasarruf etmiş olun hem de kendinizi kazançlı hale getirin. Ferox yapı sistemleri ve yapı kimyasalları yapıların vazgeçilmezi. 1970'ten beri sizlere en kaliteli hizmeti vermek için varız. Volkswagen Grup Özel Tamir Bakım Servisi ve orijinal yedek parça temin ve bakımları, her marka aracın yedek parça ve bakımları, Castrol motor yağları ve Barta akü bayiliğimiz sizlerin hizmetindedir. Dosteli olarak ücretsiz yol yardımı 7/24 sizinledir. Oto Demirgil, bir Hakkı ve Hakan Demirgil kuruluşudur. Hizmet, kalite ve özenin adı Oto Demirgil.
5 saniye Hakan Bey. 5, 4, 3, 2, 1, yayın. Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günü ve gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz ve gerçekten haberler gündeme düşüyor ve üzücü haberler. Dün pazar günü saat 15'ten itibaren Hakkari Dağlıca'da hain terör örgütünün PKK'nın mayınları patlatması sonucu şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Tam net bilgiler henüz tabii tam anlamıyla ulaşmıyor ama TSK'nın sitesinde de yapılan açıklamada detaylı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağına dair metni de reklam öncesi sizlerle paylaştım. Ve teröre lanet ve tepkiler Türkiye'nin birçok yerinde gecenin geç saatlerinde halk sokaklara düştü ve Sivas'ta da terör tepkisi vardı. Reklamlar öncesi sizlerle paylaştık. Ve hepimizin kenetlenmesi lazım. Hepimizin bu vatan için birlik olması lazım, beraber olması lazım. Ve siyasilerin, burada siyasilere büyük görev düşüyor. Yani artık insanların seçim saftına girdik ve 1 Kasım'da seçim yenilenecek. Veya da yeni bir seçim artık değil mi? Çünkü 7 Haziran'da alınan sonuç ve 4 parti meclise girdi. Ve 4 parti meclise girince koalisyon konusu gündeme düştü. Siyasi liderler koalisyonun ülke için iyi bir sonuç getiremeyeceğini dile getirdiler ve o yönde diretmeler, o yönde adımlarla sonra anlaşamamazlık ve her iki tarafında veya da karşılıklı fikirlerin uyuşmaması. Aslında bütün partiler bir araya gelerek mecliste gerçekten her şey daha net bir şekilde konuşabilirdi 7 Haziran'dan sonra. Ama karşılıklı konuşmalarda, karşılıklı birbirlerinden istenen değil mi? Hani bunlar gerçekleşirse beraber oluruz veya bunlara biz izin vermeyiz şeklinde ifadeler gündeme düşmeye başladı. Ve koalisyon olmadı. Artık 1 Kasım'da seçim ve şu anda vekil adayları, daha doğrusu adaylık için başvurular sona erdi. AK Parti 18 Eylül'de açıklayacak tam net listeyi. Acaba Sivas'ta listelerde bir değişiklik olacak mı bilemiyoruz. Diğer partilerde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 3 tane Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vekil çıkardı. 1 tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 1 tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sivas milletvekilini bu şekilde seçti. Yani 3-1-1 olarak nitelendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi çok az bir rakamla kaybettiği şehirlere biraz daha yoğunluk vereceği yönünde haberler gündeme düşmeye başladı. Tabii vaatler de var bununla beraber ama yaşanan bu terör olayları seçime gölge düşürecek ve seçim daha sağlıklı bir şekilde olsun diye de güvenlik önlemleri hat safhaya çıkacağı benziyor. Hatta bütün partilerin ortak fikirleri kamera konsun seçim sandıklarına. Ama bu da büyük bir külfet getiriyor. Bu da gerçekten büyük bir külfetle ekonomik olarak değil mi, ağır bir külfet. Ama tabii hem süre kısa, bunun pek yetişileceği benzemiyor işin gerçeği. Ki eğer böyle bir niyetleri de varsa siyasilerin değil mi? Bence bunu kendi seçim bütçelerinden yapmaları lazım. Devletin bütçesinden değil de seçim bütçelerini kullansınlar. Devletin kendine vermiş oldukları o seçim bütçelerinden faydalanarak bunları yapmaları gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum bir vatandaş gözüyle. Evet, 1 Kasım'da seçim içinde artık adaylar yavaş yavaş belirlenmeye başladı. 3 döneme takılanlar oldu biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğimiz dönem 7 Haziran'da ama bu dönem o artık geride kaldı. Onların da 3. dönem milletvekilliği yapıp tekrar yeniden aday olan isimler de gündemde yer alıyor aday isimleri içerisinde. Dediğimiz gibi siyasilerin birbirlerine şu anda güvenmeleri gerekiyor. Hepsinin birbirine güvenmesi gerekiyor. Bakın hani az önce dedim ya seçim sandıklarına kamera konma gündeme düşen haberlerden herhalde. Yani güvenli bir seçim. Herkesin gerçekten oyunu düzgün atıp atmadığı yönünde oyların düzenli verilip verilmeme konusunda güvenlik kameralarına ihtiyaç var şeklinde haberler gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP. Bütün partiler bu konuda ortak fikir birliğine varmışlardı. Bakın, demek ki siyasi liderlerimiz, siyasi yöneticilerimiz, siyasi partilerimiz
onlarda da bir güvensizlik söz konusu. Yani mecliste bir güvensizlik söz konusu. Bence 550 milletvekilinin birbirine en iyi şekilde güvenmesi gerekiyor. Çünkü onlar bizleri temsil etmek için orada bulunuyorlar. Yani bu güzel ülkeyi daha iyi yerlere getirebilmek, daha iyi bir şekilde insanların yaşayabileceği hür, özgür, bağımsız bu ülkeyi daha güzel bir yere getirebilmek için onun mücadelesini vermeleri gerekiyor, değil mi? Evet, onun için herhalde güven mecliste başlaması lazım. Mecliste güvenin daha iyi bir şekilde oluşturulması lazım. Sonra halktan oy istemek lazım, değil mi? Bakalım, halk kararı verecek tabii ki, sonuç halkın elinde. Tercih halkın elinde. Acaba dengeler değişecek mi? Aynı şekilde mi olacak veya da başka bir yöndem ilerleme olacak? Bunun hepsi 1 Kasım'da halk sandığa gittiği zaman ortaya çıkacak sevgili izleyenlerimiz. Bu konuda tabii ki aday adayları da belirlenmeye başladı demiştik. Sivas'ta tabii söylediğimiz gibi 3 tane Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, bir tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden, bir tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Meclis Başkanı Sayın İsmet Yılmaz, Milletvekilimiz yine Hilmi Bilgin, yine Sayın Selim Dursun, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Celal Dağgez, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Ali Akyıldız, 7 Haziran seçimlerinde Ankara'ya giden, Sivas'ı temsil etmek için Ankara'ya giden 5 isimi az önce sizlere dile getirdik. Ve yoğun başvuru Adalet Kalkınma Partisi'nde biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz dönem 6500 rakamları başvuru olmuştu aday adaylı süreci içerisinde. Bu dönem ise bu rakam yarı yarıya indi. Sivas'ta da 41 aday ismi gündeme düşen haberler arasında yer alıyor. 1 Kasım'da yapılacak olan erken genel seçimlerde AK Parti'de 5 vekillik için 41 aday adayı. Bakın 41 aday adayı, 41 aday adayı. Bildiğimiz, sandığımız isimler geçtiğimiz dönemde programlarda beraber olduk. Medyada sizler yakından takip ettiniz. Sokakta onları seçim süresi içerisinde gördünüz ama seçimden sonra göremedik diyeyim. Seçimden sonra görmek istiyoruz aslında. Biz yani halk olarak vekilimizin yani yaşadığı, çıktığı şehirde devamlı iç içe olması lazım. Ve işte aday adayları gündeme düşmeye başladı. 41 aday var. Bu 41 adaydan 5 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 18 Eylül'de tam net olarak belli olacak. Hemen bakıyoruz işte 41 aday AK Parti'de milletvekili olabilmek için başvuruda bulundular. 24. dönem Sivas Milletvekili Selahattin Uzun, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Hüseyin Yılmaz listede dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Habib Soluk, bakın o da yine listede önemli isimlerden bir tanesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde 5 adaydan biri olamamıştı Sayın Habib Soluk ama bu sefer yine başvurusunu yaptı aday adaylı süresi içerisinde. Halk kim istiyorsa aslında parti genel merkezi bu konuda herhalde adım atmalı. Bir telefonumuz var diyor arkadaşlarımız. Alalım, yine konuşacağız. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar abi. Ahmet Aydoğan Mersin'den bizi arıyor. Evet. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Mersin'e selamlar diyoruz. Selamlar abi. Abi bu terörün gölgesinde bu seçim nasıl olacak? Evet. Biz de onu konuşuyorduk zaten. Aslında Güneydoğu'da falan abi. Evet, orada diyorsun halk nasıl hür iradesiyle, özgür bir şekilde nasıl gidip sandığa oyunu kullanacak diye herhalde bu en çok merak ediliyor, değil mi Ahmet Bey? Evet. 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 Peki başka söyleyeceğiniz var mı, bir şey ekleyeceğiniz? Sizce değişiklik olacak mı? Yine 4 parti mi girecek vekile veya da partilerin yüzdelik dilimlerinde? Muhtemelen abi, ben erken seçimde oy kullanacağım ben. İlk oy kullanacaksın. Yaş 18'i evet. Geçti değil mi? Evet. İlk. Ha, ilk oyunu kullanacaksın erken seçimde. Evet. Bir de böyle bir durum var. 7 Haziran'da 18 yaşına girmeyen arkadaşlarımız, işte 1 Kasım'da 18 yaşına girenler var değil mi? Ay farkıyla ilk defa evet, sen de evet. Oy kullanacaksın. Umut ediyoruz ki hayırlı uğurlu olur memleketimiz için. Sizin gibi genç arkadaşlarımızın bu memlekette yeri çok önemli. Çünkü sizler büyüyeceksiniz. Daha da büyüdüğünüz zaman bu ülkeye en çok da siz sahip çıkacaksınız değil mi bizlerden sonra? Umut ediyoruz ki verilen kararlar, atılan adımlar iyi yönde olur diyoruz. Var mı başka ekleyeceğin Ahmet, Mers? Abi bir de bu yıllardan beri bu terör olayları var. Daha niye hiç önüne geçemediler? Değil mi? Hepimizin içi yanıyor bu yönde.
Hepimiz. 2007'den beri, 2000'lerden beri bu. Aslında tabii 80'lerden bu yana özellikle PKK'nın ilk yapılanması, o tarihlere baktığımız zaman o yıllarda da bu sorunlar yine aynı şekilde PKK terör örgütü Türkiye'nin hep gündemindeydi aslında ama 2002'de ve 2003 yılları AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemlerde adımlar atılmaya çalışıldı ve o 13 yıllık süreçte bakın her şey tek başına AK Parti'nin aslında elindeydi. Yani tek başına bir iktidar vardı ve şimdi ise hani kaosa gidilmesi işte oy verilmemesine biraz bağlanıyor. Aslında böyle polemik cümleler değil de daha net, daha tarafsız, daha güzel bir şekilde halkın gerçekten en önemli sorunlarına el atmak gerekiyor ki çözüm süreci başlatıldı. Çözüm sürecinin içi hiçbir zaman tam anlamıyla doldurulamadı. Tam anlamıyla çözüm süreci halka net bir şekilde ifade edilemedi. Dolmabahçe'de terörist başı Abdullah Öcalan'ın göndermiş olduğu bir mektup biliyorsun Dolmabahçe'de okutuldu yani değil mi? Sesli evet, bir şekilde. Evet. Yani bunları yaşadık. Diyarbakır'a Barzani geldi. Eller havaya kaldırıldı. Daha nedir yani? Nedir değil mi? Bakın demek ki artık sabrın sonuna gelinmiş bir noktada. Umut ediyoruz ki bundan sonra daha sağlam, daha temkinli, daha gerçekten gerçekçi adımlar atılır diye temenni ediyoruz Ahmet. Senin söyleyeceğin var mı? Biz bunları dile getiriyoruz ama vatandaş olarak ekleyeceğin var mı şey? Ahmet. Şimdi buradan seçimlerden halk yeniden koalisyon çıksın dersen ne olacak? Peki. Diyorsun ki yeniden koalisyon isterse halk sonuç ne olacak diyorsun değil mi? Bakın işte yine vatandaş yani vatandaş kararı verecek. Tabii bizim isteğimiz ne? Huzurlu bir ülke. Güvenli bir ülke. Bakın artık sabahları kalktığımız zaman insanlar birbirlerine tebessüm etmekten artık uzaklaşmış vaziyette. Hepimizin yüzünde bir artık böyle bir buruk bir acı ve bu yaşananlar, bu şehit haberleri, şehit ailelerinin birçoğu biliyorsun hani şehit diyoruz ya Allah rahmet eylesin. Biz söyleyip geçiyoruz. Ya anneler, babalar, ateşin düştüğü ocaklar değil mi? Onlar her gün yanıyorlar, onlar her gün gözyaşı döküyorlar. Allah bu acılı günleri bir an evvel ülkemizden uzaklaştırsın diyoruz. Amin. Ahmet sana da çok teşekkür ediyorum aradığın için. Sağ olun abi. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz Mersin'e. Hoşça kal. Evet, ilk defa oy kullanacak olan bir arkadaşım. Bak bu da gerçekten hani dediğimiz gibi 7 Haziran'da 18 yaşını belki doldurmayanlar vardı. Şimdi 1 Kasım'da 18 yaşını dolduranlar var. Temmuz doğumlu olan olabilir, Ağustos doğumlu olan olabilir değil mi? Eylül doğumlu olan olabilir, Ekim olabilir. İşte onlar da ilk defa oy kullanacaklar. Geleceğimizin teminatları, çocuklarımız, gençlerimiz. Onların daha iyi bir şekilde, daha güzel bir ülkede yaşayabilmesi için şu anki siyasi liderlerimizin, şu anki siyasi kadronun, şu anki mecliste bizi temsil eden vekillerimizin ellerini vicdanlarına koyup iyi düşünmeleri lazım. Bu ülke hepimizin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki bu vatan için, bu ülke için canımız yani feda olsun, seve seve diyoruz. Ama o yaşanan acılarda şehit ailelerinin feryatları, değil mi? Şehit ailelerinin duyguları, düşünceleri, onların tutumları, haykırışları, bunları da duymazdan gelmeyelim. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bu ülke hepimizin. Biz birlik içerisinde, barış içerisinde olalım istiyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Çerkezi, değil mi? Hepsi bir arada olsun. Ama Türkiye Cumhuriyeti kanunları, Cumhuriyetimizin, anayasamızın kanunları nezdinde. Evet. Anayasamız ki en üst değil mi? O yüzden yargıyı da korumak gerekiyor. Hani ben yaptım olduğu mantığını artık bir an evvel kafamızdan atmamız gerekiyor. Bir telefonumuz daha var diyor arkadaşlarımız. İbrahim Cebeci bizi Bolu'dan arıyor. Bolu'ya da selamlar gönderiyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şehitlerimize Allah sana rahmet diliyorum. Amin efendim. Bu acı günümüzde yaptığınız yayınları izlemek için bağlanmış bulunmaktayım. Teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin şu anda birlik beraberlik olması zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu anda şu parti bu partiden ziyade devletimize sahip çıkmak zorundayız. Aynen. Şu ana kadar evvelden yapılmış olan siyasetlerin yanlışları sadece bir tane siyasi harekete bağlamak doğru değil. Devletimize hepimiz beraber sahip çıkmak zorundayız. Bu şu anda bazı kanallarımız
şu anda PKK'da kadar tehlikeli olan kanallar şu anda hep hükümete, devlete suçluyor. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir şeyi izlemek isterseniz PKK'ya kimse şu anda ses çıkar. PKK o kadar tehlikeli bir şeye vatandaşımız olarak ne yapıyor? Hiç ses çıkartmıyor. PKK demekten çekilen kanalları izliyorsunuz. Siz de farkındasınız zannedersem. Evet. Ya şimdi, bunların da bir gündeme getirilmesini. Katılıyorum İbrahim Bey. Şöyle bir durum söz konusu. Bakın. Yani Abdullah Öcalan'ın posterleri her yere asılıyor bu ülkede. Doğru mu? Evet, aynı asılıyor ve bunlar bakın, aslında Sayın Bahçeli'miz de bunu getirdi biliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın yani biz duruşumuzu bir defa net belli etmemiz lazım. Tavrımızı. Evet. Türk insan olarak. Evet. Bizim bu ülkenin bayrağı belli, rengi belli, dili belli, dini belli, inancımız belli. Yani bir ülkenin diliyle diniyle oynadığınız zaman o ülke artık elden gitmiş oluyor değil mi? Yani biz... Ama şöyle bir ortamda, şöyle bir zamanda biz devletimizin arkasında durmazsak ne olur bunun sonu? Biz mecburen şu anda tek yumruk olarak devletimizin arkasında durmak zorundayız. Katılıyorum. Tabii ki arkasında duracağız. Yani ki arkasındayız zaten. Şu anda biz de, ben 60 yaşındayım, her an ne zaman çağırsalar şehit olmaya hazırım ve giderim. Hepimiz aynı temennideyiz. Yani bunu hepimiz bu yürekten söylüyoruz. Bazı kanallarımız şu anda HDP, BDP'nin yapmış olduğu yayınları şişire şişire anlatıyorlar. Şimdi şişire şişire anlatıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın... Yani bu ne kadar Selahattin Demirtaş haklıdır burada bu vatan haini. Evet. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu Dağlıca operasyonu, Dağlıca'da yaşanan bu üzücü olaydan önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaybettiğine dair böyle söylemler gündeme gelmişti. Evet. Bakın. Evet. Şimdi o mecliste 80 milletvekiliyle Selahattin Demirtaş HDP'nin genel başkanı. Ama artık kendilerine çeki düzen vermeler lazım. Artık gerçekten düzgün tavırlarını, konuşmalarını artık bunları daha düzgün bir şekilde iletmeler lazım. Burada kaybeden bu ülke. Hepimiz kaybediyoruz. Yani bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlar kaybediyor. Ve biz bu ülkeyi ele geçirmek için, bu güzel toprakları kazanmak için o kadar çok zorlu mücadelelerden geçmişiz ki. Aç kaldık, susuz kaldık ve bu vatan için atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız savaştılar. Ve biz de onların kanıyla sulanmış toprakları korumakla yükümlüyüz. Yani şimdi Selahattin Demirtaş düzgün bir siyaset izlemiyor bana göre. Ben öyle görüyorum. Çünkü gerçekten bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi çözüm süreci nezdinde adımlar atıldı. İyi niyet. Hani ama şimdi suistimal ama buna niyet çerçevesinde yapılabilecek siyasetlerin yapması gereken bazı şeyler. İç güvenlik yasasını geçirirken maalesef MHP dahi buna destek vermedi. Şimdi de çıkıp diyorlar ki şununla yokuz, bununla yokuz. Erken seçim ilk akşam açıkladı. Peki, seçim de kalkmış. Şöyle bunlar söyleyeyim. Da bizim tam ülkücü kardeşlerim. Ben de zamanında ülkücüydüm. Gene de ülkücüyüm ama memleketin birlik beraberliğini her zaman için korumamız lazım. Her zaman destek vermemiz lazım. Bu öyle PKK'lılar sevindirmememiz lazım. Şehitlerimiz var. Acı, çok acı. Evet. Ama bunlar Allah'tan gelen şeyler. Bizim dedelerimiz de, benim dedem de gazi. Dedemin kardeşleri gazi. Ölenleri var. Bu memleket için hepimiz ölmeye hazırız. Hı hı. Ama yeter ki birlik, beraberlik. Bir de şu Türkiye'deki PKK'da tehlikeli olan basın şeyleri var ya. Basın grubu organları diyor. Şimdi ona da geleceğim. Bakın dün Bunlara neden hiçbir tepki gösterilmiyor? Şimdi bunlar şu anda PKK'nın resmen yayınını yapıyorlar, yayınını. Yaşınız gereği benden... Bunlara niye tepkimiz yok? İbrahim Bey, konu açılmışken hemen ona bir parantez içerisinde dile getirelim. Hürriyet gazetesine dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu o 400 vekil alınsaydı bunlar yaşanmazdı gibi sözlerinden sonra ben Hürriyet gazetesine bir izledim. Saldırı. Yani şimdi tabii ki insanlar... Onu ben çok rahat izledim. Böyle bir kelime konuşulmadı. Ben o A'dan Z'ye saniye saniye kaçırmadan izledim. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir şey söylemedi. Şimdi bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız 400 milletvekili olsaydı dedi. Yeni Türkiye'nin neydi? Adımları atın. Anayasa. Için, evet. Anayasanın yapılması için çok iyi olacaktı dedi. Ya bu da normal olarak doğru bir şey. Tabii ki
Türkiye'de güçlü bir hükümet olduğu zaman bu PKK'yı bunu şunu bu kararı almak ne kadar kolay olacak? Yanı başımızdaki peki, diğer Suriye gibi, şimdi, Irak gibi yerlerdeki İbrahim Bey, sorunları görüyoruz. Aslında bakın ya bir şeyi atlıyoruz bakın yani biz hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Hepimiz tüm liderleri aslında seviyoruz. Yani sonuçta halk destek verdi onlar sandıktan çıktı mecliste eyvallah, yerlerini aldılar. Bakın eyvallah, biz buna ama saygı duyuyoruz ama bakın şöyle bir durum var halk diyor ki bundan önce vekil çoğunluğu sizdeydi. Hani bugüne kadar bunlar neden o zaman çözüme kavuşturulmadı? Neden bunlar adım atılmadı? İç güvenlik yasası tartışılırken yüzü maskeli, eli silahlı insanlar bu ülkenin birçok yerinde zarar verdiler. Neden iç güvenlik yasası tam anlamıyla o dönemde hani uygulamaya geçilmedi? Yani bir şeyleri eğer gerçekten... Burada muhalefetin de suçu var. Muhalefet buna destek vermedi. Yani şimdi burada işte herkes çuvaldızını... Burada gözden kaçırmayalım. Evet işte iğneyi batıralım efendim kendimize. Bir şöyle bir silkelenelim evet. Yani evet buyurun. Şimdi beyefendi Sivas'ı ben bundan 15 sene evvel çok iyi geldim. Her tarafında çok iyi bilirim. Hatta kadar tır şoförlüğü yaptığım zamanlarda Sivas'ı 15 sene evvelki haliyle şu haline bakabilir misiniz? Evet. Yani bu hükümet boş durmamış bir şeyler yapmış. Türkiye genelinde her taraf şantiye, her taraf yenilendi. Türkiye yeniden inşa edildi. Bunun arasında da PKK'ya karşı iğne çerçevesinde bunlar acaba iğneti olarak Türkiye'ye Türk milletine, Türk vatanına sahip çıkar mı diye bunlara bir boşluk bırakıldı. Evet. Bunlar da bu arada maalesef kendilerini güçlendirdi. Evet. Tamam burada bazı hatalar olmuş olabilir ki var. Ama bu zaten. Güçlenme eyvallah. Konusu o dediğiniz yayın organları tarafından dile getirildi. Biz de söyledik bu çözüm sürecinde PKK boş durmuyor, güçleniyor. Yani devletimiz bu konuda mutlaka adımlar atmalı şeklinde sözler çok defa söylendi. Yani işte nedir biliyor musunuz aslında? İnsanlar sadece kendi bildikleriyle hareket ediyorlar. Dinlemek lazım efendim. Herkesi dinleyelim. Herkesi dinleyelim ben ki çözüme... Sivas kanalındayım dinliyorum bak. Şu anda bütün kanalları izliyorum. Allah razı olsun. Harikasınız. Bakın ben vatandaşlarımızdan... Sizlere bir katkıda bulmak için bağlandım. Çok teşekkür ederim. Bu konuda da eğer mümkünse siz de bazı böyle gerçekten önemli hadiselere parmak basarsanız... Çok memnun olurum. Basıyoruz efendim. Yani sizlerin desteğiyle daha da vatandaşları bilgilendirmek istiyoruz. Sivas'ta dün yürüyüş çok güzeldi. Yani teröre aksi bir yürüyüş yapıldı. Çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Desteklememek mümkün değil. Sivas... Türkiye'nin her tarafından bu canı gününde destekliyoruz. Vatanımıza, milletimize sahip çıkmak kadar daha güzel bir şey yok. Yerden gelen gençlerimiz de bunları görmeli. Bizler de bunları görmeliyiz. Bu meyanda tek yumruk olarak hareket Türkiye'de etmeliyiz. Evet. Bu PKK illetini mutlaka Türkiye'den silip atmamız lazım. Aynen efendim. Peki. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Allah'a ısmarladık. Evet, günü ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizler de tabii ki bizleri arayabiliyorsunuz. Bakın hepimiz konuşuyoruz, bu ülke için konuşuyoruz. Yarınlar için konuşuyoruz. Gelecek o güzel günler için konuşuyoruz. Ve herkesin söz hakkı var. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Dağlıca'daki hain saldırı ilişkin Genelkurmay'ın net bir açıklama yapmamasının nedeni ortaya çıktı diye haberler gündeme düştü. Edinilen bilgilere göre bazı askerlerin kayıp oluşu ve bunlarla ilgili araştırmanın henüz sonuçlanmamış olması acı açıklamayı geciktiriyor diye ajanslara haber sayfalarına haberler düşmeye başladı. Bölgeden gelen haberlere göre en az 21 askerimizin şehit olduğu haberi de gündeme düşen açıklamalar arasında haberler arasında yer alıyor ama Genelkurmay'dan herhangi bir açıklama şu anda tam olarak netlik kazanmıyor. Sadece bunlar haber sitelerinin gündeme düşürdüğü haber başlıkları. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Umut ediyoruz ki bu acılar bir an evvel biter diyoruz ve Dağlıca'daki şehit sayısı 21 olarak şu anda tam net değil ama bu şekilde haberler geçiyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz tam olarak net bir açıklama şu an için yok. Sadece geçen haber başlıklarını, ajansların geçmiş olduğu haber başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. Askerin tedavi altında olduğu haberleri de yine gündeme düşen haber başlıkları arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii tam bir netlik yok. Tam bir netlik yok. Sadece düşen haberler gündeme düştükçe son dakika haberlere bakıyoruz biz de sizlerle beraber. Umut ediyoruz ki bu acılar bir an evvel son bulur artık. Gereken adımlar net bir şekilde atılır diyoruz. Temennimiz bu sevgili izleyenlerimiz. Evet dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olduğu televizyon programında yaptığı açıklamalar vardı.
Dilerseniz onları şöyle beraber bir şekilde izleyelim. Hazır mı görüntüler arkadaşlar? Evet. Dün akşam ATV'deydi ve işte o açıklamaları hemen sizlere izletelim. 400 vekille ilgili açıklamalar gündeme düşmüştü. Bir kez de beraber izleyelim. Tabii bunu anlamak mümkün değil. Yani bu 400 hedefini gösterme aslında yeni bir anayasanın inşası noktasında, yani böyle bir hedefi hangi parti alırsa alsın bu yeni anayasayı inşa edebilsin, kurabilsin ve bu yeni anayasayla birlikte de Türkiye'de atmak istediğimiz yeni Türkiye adımını rahatlıkla atabilelim. Buna yönelik bir hedeftir bu. Tabii buna yönelik hedefin yanında şunu da görmek lazım. Yani parlamentoya girme gayreti içerisinde olanların parlamentoya 80 milletvekiliyle girdikleri halde, düşünün, parlamentoda daha zayıf oldukları dönem olmayacak kadar bu dönem içerisinde yaptıkları tahribatı neyle izah edeceğiz? Hı. Biliyorsunuz bir 6-7-8 Ekim olaylarını yaşadık. Ardından bir Suruç olayını yaşadık. Diyarbakır olayını yaşadık. Burada başka yerlere fatura kesmenin anlamı yok. Bunlar hep bir dayanışmanın, bir yardımlaşmanın neticesinde en azından ülkemizde terör belasının estirilmesinden başka bir şey değildi. Ve bu terörü estirmek suretiyle buradan rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey hep bu. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. İstikrar bakın, mı olurdu efendim? Yani yeni anayasa sağlanırdı. Her şeyden önce bir yeni Türkiye hareketini, bir adımını atmak için böyle bir şey çok çok önemliydi. Bakın şimdi diyelim ki ben başbakanımıza hükümeti kurmayla ilgili görev verdim. Ve CHP ile görüşmeler yapıldı. Ki CHP ile eğer mutabık kalınabilseydi iki partinin sayısı bir anayasayı inşa etme noktasında yeterli bir sayı. Evet. Dün akşam bunlar konuşuldu sevgili izleyenlerimiz. Günü ve gündemi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir konuğumuz var diyorlar hattımızın diğer ucunda. Konuğumuz hemen merhaba diyoruz. Hüseyin Kılıç İzmir'den bizi arıyor. Efendim merhabalar, iyi günler. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Hakan Bey. Sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız şu üzücü olaydan dolayı bütün askerlerimize, şehit askerlerimize Tanrı'dan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum, ülkemize başsağlığı diliyorum. Keşke bunları konuşmasaydık, keşke böyle şeyleri yaşamasaydık. Evet. Benim de yaşım 60, ben de çeşitli kanalları izliyorum, liderleri dinliyorum, sizlerin yorumlarını takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bizim oralarda derler ki, biliyorsunuz ben de Sivaslıyım, bir insanın ağır damarı çatladıysa ondan korkun. Ağır damarı çatlayan insandan korkun da uzak durun. Şimdi televizyondaki az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı yine dinledik. Evet. Saat 17 surlarında olaylar başlıyor. Yanlış takip etmediysem. Başbakan Konya'ya maç izlemeye gidiyor ki olaylardan haberimiz yoktu. Biz de televizyondan izledik maçı. O da güzel bir şey. Takımımız galip geldi filan, biz de sevindik. Ancak bu haberler televizyon ekranlarına düşünceye kadar, haberlere düşünceye kadar tabii. Bir de biliyoruz ki başbakan gitmiş. Başbakanın daha önce Dağlıca'da saat 17'de başlayan olaylardan haberi yok muydu da maça gitti? Ayrıca bilmem saray sözcüsü müdür yoksa iktidar sözcüsü müdür? Sözcümüz de oradan televizyondan haber veriyor ki Dağlıca'daki Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen haberler üzücü ve halkımıza, ülkemize haberler deklar ediliyor, anlatılmaya başlanıyor. Aylardır bir seçim koalisyon uğraşısı sağ olsunlar işte bir türlü şey yapamadı, anlaşılamadı ki tartışılmadı da zaten ya, bir koalisyon kurulamadı. Arkasından padişahımız efendimiz istediler, yeniden seçime gidiler ve seçime gidilecek. Vatandaşımızın sorduğu gibi bu seçimde de aynı sonuçlar çıkarsa
acaba bu ülkeyi kim yönetecek? Evet. Yani bu en olamaz çok mı? Merak edilenlerden olamaz birisi mı? Tabii bir yani, de, yani. Bir de şu var efendim, yani 32 gün boyunca CHP ile flört edildi, gidildi, gelindi, gidildi, gelindi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, bizim dedi 4 tane de çizgimiz vardı. O çizgiyi dedi, öncelikle evet, dedi masaya yatıralım dedi. Doğru mu efendim? Yani bunlar konuşuldu. Evet. Hani koalisyon zor bir şey değildi aslında. O 4 çizgi masaya yatırılırdı. Yani evet, çözüm süreci bakın şimdi nereye kondu? Buzdolabına kondu. Yani bakın, bakın çok şimdi, özür dilerim. Şimdi, çözüm süreci değil. Rejim buzdolabına şimdi, kondu. Şimdi şöyle diyeceğim. Yani nedir efendim? Yani biz anlayamadığımız, halk olarak göremediğimiz acaba bir şey mi var? Yani o başbakanlıkta veya da cumhurbaşkanlığında konuşulanları biz anlayamıyor muyuz acaba? Yani ben bunu idrak edemiyorum. Bazen diyorum ki acaba bize de bir akıl tutulması mı oluyor? Yani gerçekten biz mi yanlış anlıyoruz? Çok 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 iyi şeyler görünüyor da biz mi göremiyoruz diye kendi kendimize soruyoruz bir vatandaş olarak. Bakın bir vatandaş evet, olarak öncelikle evet, bunu kendimize soruyoruz ve sorguluyoruz. Ve hani gerçekten istenilseydi koalisyon olur muydu? Olurdu. Yani burada muhalefete top atmaya, muhalefete laf etmenin asla bir anlamı yok. Bakın herkes iğneyi kendisine batırsın. Yani dediler kesinlikle ki efendim konuşuldu bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi de MHP'de birçok şeyi önlerine dedi ki bakın bunlar beraber çözülecek denildi. Evet. Ve hatta HDP dedi ki bizim hiçbir dedi şeyimiz yok dedi, gelsinler dedi. Demediler mi efendim? Yani bakın evet, şimdi Hiçbir şartımız yok denildi. Yani bunlar 7 Haziran'dan evet, sonra konuşuldu. Acaba diyorum biz mi yanlış anladık? Yani bu haberleri hani deniyor ya efendim çarpıttırıyorlar. İşte yanlış haber manşet atıyorlar. İşte haberler yanlış şekilde ifade ediliyor, dönüyor ve paralel yapıya her şey bağlanıyor. Peki yani şuna evet, geleceğim efendim. Ya bu ülke hepimizin. Bakın. Yani biz bu ülkede yaşıyoruz. Yani hepimiz vicdanlı insanlarız ki biz herkese yardım ediyoruz. Bakın Suriye'den gelen mülteciler, o yaşanan, o insanlığın kıyıya vurduğu, karaya vurduğu görüntüler hepimizin vicdanını sızlattı. Bakın yani biz gerçekten çok güzel insanlarız, güzel bir ülkeyiz. Ve bunu 550 milletvekili orada ne yazık ki göremiyor. Ne yazık ki çözmek için bir mücadele etmiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum, yanlış mı düşünüyorum ama 1 Kasım'da umut ediyoruz ki gerçekten güzel günlerin yaşanacağı. Yani işte bu kadar kişiyi alamazsak bunlar olur veya da işte bu kadar kişi vekil çatısı altında olsun. Bakın siyaset denildi. HDP'ye gel kardeşim işte meclise girebiliyorsanız sözünüz orada başlasın denildi. Bunlar değil mi? AK Parti hükümetinde zamanında başbakanken Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları dile getirdi. Demirtaş'a seslendi. Bağımsız milletvekili dönemlerinde değil mi? Ve onlar da meclise girdi. Bakın şimdi her şeyi elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir geçmişten itibaren düşünelim. Unutmayalım, hatırlayalım. Yani kim zamanda ne söylemiş, kim zamanda ne yapmış bunları hatırlayalım. Biz de yayınlarda bazen hatırlatmaya çalışıyoruz ama belki ifadelerimizden dolayı bize tepki yani koyanlar da vardır, kızanlar vardır. Yani kardeşim size mi düştü diyenler vardır. Evet bize düştü, bu ülke hepimizin. Biz konuşacağız, konuşarak çözeceğiz. Buyurun efendim. Kesinlikle. Şimdi evet bize düştü. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Bizim de bu ülkede söz hakkımız var, söz sahibiyiz. Çünkü vergilerimizle bu ülke ayakta. Bir de vatandaşımız şunu anlamalı. Devletle yöneticileri arasındaki farkı anlamalı. Devlet kadimdir, kalıcıdır. Ama yöneticiler geçicidir. Aynen öyle efendim. Bunu anlamak lazım. Deminki değerli konuşmacı devletimizin arkası. Kardeşim biz devletimizin arkasındayız ama yanlış yapanların arkasında değiliz, olmak evet, zorunda değiliz. Yani yanlışa da karşı yanlış duruyoruz. Da evet. Yanlış. Evet. Niye evet, söylemekten korkuyoruz? Niye çekiniyoruz? Evet. Yoksa Allah tarafından mı gönderildi başımıza ya? Efendim biz bu kadar kötüğümüz ölüyor. Şunu söyleyelim. Ya günah değil mi? Şunu söylemediler mi Hakan Bey? Siz Güneydoğu'da yiyenek yapıyorsunuz, silah yerleştiriyorsunuz, bomba yerleştiriyorsunuz. Biz bunları görüyoruz ama çözüm sürecine zarar vermesin diye müdahale etmiyoruz. Denildi evet. Bunlar da söylendi. Bu ülkeyi yönetenin, evet, yönetenlerin en yetkilileri bunu kalkıp halka söylemediler mi? Evet. Yarın Sivas'a da gelecekler, ülkemizin başka illerine de gidecekler. Hiç utanmadan şunu diyecekler. Hangi kaç tane milletvekili çıkarıyorsa o il, örneğin Sivas'ta 5'te 5'e var mıyız aslan Sivaslılar?
Tamam 5'te 5'i verelim ama yani ya. Verdikten sonra ne olacak? Halk versin efendim. Herkes istediği partiyi halkın desteklesin. Evet. Evet, zaten peki. Bunu yapmıyorlar mı? Peki efendim. Toparlayalım, son bir cümle alalım. Veda edeceğiz size. Süremiz çünkü kısıtlı. Tamam, peki. Haklısınız. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Evet, tabii kelimelerimizi de izleyenlerimizden rica ediyorum seçerek kullanalım. Çünkü herhangi bir kelimeden dolayı bazen yargıya taşınma gibi söz konusu olabiliyor. Evet. Yani ondan dolayı da çok özür dilerim. Dikkatli olalım. Eğer ölçü kaçıran bir cümle kurduysam böyle bir şey yapmak istemem ama oluyor. Peki. Belki de yapmışım. Hepimiz tekrar özür dilerim. Saygılar i̇nşallah, efendim. İnşallah diyelim. Bundan sonra şehit haberi duymak istemiyoruz ama bir işle de sonuç olacağına inanamıyoruz. Nasılsa içimizde bir çürüklük artık. Korkuyoruz kardeşim, yazık günah ya. Yalnız bir tek şey rica ediyorum. Bir tek şey. Bir tane de şu meclisten birini oğlu gitsin orada ölsün. Evet. Bir tanesi de orada şehit olsun. Bunlar da desinler ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sokağa çıkıp da şehitler ölmez demenin bir manası yok. Gidin onun annesine babasına sorun. Katılıyorum efendim. Peki, teşekkür ederim. Gidin oraya bir sorun arkadaş, ateş düşüğü yeri yakıyor ya. Aynen. Acıyı çeken anlar efendim. Saygılar diyoruz efendim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. Allah ısmarladık. Hoşçakalın. Vatandaşlarımız efendim. İşte yani halkın her gün yaşadığı, konuştuğu ve dile getirmek istediği şeyler. İşte yayınlarda böyle paylaşıyoruz, telefonlarla da bizleri arıyorsunuz, konuşuyoruz. Tabii her şey sevgi, saygı içerisinde. Eleştirilerimiz aynı şekilde. Sadece çizgiyi aşmadan, kelimelerimizi seçerek tabii ki konuşmamız lazım. Bu çok önemli. Eleştirisel anlamda da, eleştirdiğimiz zaman da kırmadan, yapıcı yönüyle değil mi? İnsanların onuruna zede vermeden her zaman eleştiri açığız. Evet, işte dediğimiz gibi 1 Kasım seçim günü haberler gündeme bu arada düşmeye başladı. Söylemiştik sevgili izleyenlerimiz ve Dağlıca'da şehit düşen yarbayın acısı Bursa'yı yaktı. Ve son dakikalarda düşen haberler Hakkari Dağlıca'daki hain saldırıda şehit düşen tabur komutanı yarbay İlker Çeliçan'ın şehadet haberi Bursa'ya ateş düşürdü. Haberler gündeme düşmeye başladı. Şu anda net değil ama 21 şehitimizin olduğu geçen haberler arasında yer alıyor. Genelkurmaylıktan herhangi bir şekilde açıklama yok tam olarak. Evet, gazetelerimizde geldi mi arkadaşlar? Peki, hazırda varsa hemen ulusal medyayı da bir gözden geçirelim. Peki, buradan da görebiliyoruz değil mi? Tamam. Peki, o zaman gelsin bakalım. Birkaç gazetemize şöyle bakalım hemen. Manşetler ne yönde atılmış? Hemen görüyoruz işte. Ekranlara yansıdı şu anda. Hem yanımdaki televizyon ekranında hem de karşımızdaki ekranda görüyoruz. Akşam gazetesi terör ekmeğe göz dikti başlığıyla yer alıyor akşamın. Manşeti bu şekilde yer almakta, gündemdeki haberlerde geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Gündem manşetlerini sizlerle değerlendiriyoruz. Evet, en ağır yükü taşıdı. İşte o asker konuştu ve insanlığın kıyıya, karaya vurduğu haberi 4 gün önce Türkiye'nin gündemine düştü. Bodrum'da biliyorsunuz mültecileri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybeden kişiler vardı ve 2 çocuk da vardı ve işte onlardan bir tanesi bir asker tarafından, jandarma tarafından bulundu ve bir görüntü, bir fotoğraf karesi tüm dünyada insanlığın bittiğini gösterdi. İnsanlık kıyıya vurdu. O yavrucak artık aramızda değil. Onun yaşayacağı güzel günler vardı ama ne yazık ki insanlık, değil mi? İnsanlık ne yazık ki o yavrucağı aramızdan alıp gitti. Birazdan o askerin açıklamaları var. Doğan Haber Ajansı'na konuşmuş. Onu da birazdan paylaşacağız sevgili izleyenlerimiz. Bunu da hemen hatırlatıyoruz. Diğer gazetemize geçebilir miyiz arkadaşlar? Bir Gün gazetesi. Ellerinizi hemen tetikten çekin. Manşet bu. Kaç zamandır konuşuluyordu silahsızlanma, PKK silahı bıraksın. Çözüm sürecinde bunlar çok konuşuldu ve ardı arkası gelmedi bu konuşmaların ve sonuç işte şehitlerimiz, şehit haberlerimiz gündeme düşüyor. CHP ve HDP'den şiddete tepki, ellerinizi hemen tetikten çekin. HDP'li bakanlar Doğan ve Konca ile CHP'li Tanrı Kulu saldırılarının son bulmasını, operasyonların bitirilmesini ve ellerin tetikten çekilmesini istedi. Kim çeksin ellerini tetikten? Evet, PKK çeksin. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Evet, burası Türkiye. Çünkü özellikle bu geçici hükümet biliyorsunuz 2 aylık bir seçim hükümeti kuruldu. Ve HDP'den
İki vekil de geçici hükümette yer aldı ve Konca'da bunlardan bir tanesi Bakanlar Doğan ile Konca'da hemen tetikten eller çekilsin denildi. Bugüne kadar çok defa söylendi değil mi? Bakın burada işte HDP'den geçici hükümete giren Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan Cizre'deki gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bölgede yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını ifade eden her iki bakan da şiddetin son bulmasını ve silahların susmasını istediler. Bugüne kadar da çok istendi değil mi? Bugüne kadar da çok dile getirildi ve PKK'nın silah bırakması çok defa dile getirildi ama o çözüm sürecinde daha çok silahlanmayı tercih etti PKK ve bundan sonraki yaşanacaklara da artık PKK'nın değil mi? Bir an evvel temizlenmesi, kökten bu işin hallolması gerekiyor. HDP bu şekilde açıklamalar var işte HDP'den ve geçici hükümette yer alan bakanlardan bu açıklamalar gündeme düştü. Mutluluğun resmini çizdi başlığı var bir de. G20 zirvesi nedeniyle Türkiye'nin inisiyatifiyle oluşturulan ve iş kadınlarının bir araya geldiği ve 20 toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu bir ülkenin halkının mutluluğu ile ilgili eğer o ülkede kadınların yüzünde tebessüm varsa o ülke mutlu ülkedir dedi. Ama kadınlarımızın, analarımızın, annelerimizin hanımefendilerin yüzünde artık bir buruk acı var. Şehit acıları değil mi? Sandığın intikamını saldırılarla alıyorlar şeklinde HDP eş başkanı bu sözleri sarf etti. Almanya'da konuşan Selahattin Demirtaş sandıkta yenemediklerini katliamla yok etmeye çalışıyorlar şeklinde hükümete yüklendi. Aslında şu anda hükümette yok biliyorsunuz. Geçici hükümet var. Yani o hükümette de bağımsız adaylar var. HDP var değil mi? Ve MHP'den geçen Türkeş var değil mi? Evet, Erdoğan terör, Demirtaş barış diyor. Liderler ne diyor başlığı var. Bunlar gündemdeki haberler. Geçiyoruz diğer gazetemiz ekranlara geliyor. Bir telefon bağlantısı var. Pekala telefonumuzu alalım. Aralarda hem telefonları hem de gazeteleri hem de gündemdeki haberleri konuşuyoruz, yorumluyoruz. Tabii halkın sesini duyurmamız lazım. Alalım. Mehmet Gençtürk Sivas'tan. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba Hakan Bey. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Sağ ol efendim. Gelsin. Teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yine sabahları sizlerleyiz Mehmet amca. Çok üzülüyorum ya, ya söylemek de istemiyorum da. Şimdi zaten PKK meclisin içinde. Öyle değil mi? Evet. Meclisin içindeki PKK'yı evvelce sıyırmamız lazım. Yani şimdi meclisin içerisinde PKK, yani vatandaş olarak evet, bunu bu şekilde dile getiriyorsunuz ve... Fahri fuharenin parasını, pulunu, aylığını alıyor, kevine bakıyor, PKK'ya silah taşıyor. Öyle değil mi? Evet. Ya bunlar olmasa gayri değil mi kardeş? Şimdi... Yazık günah değil mi? Şimdi bir sürü asker öldü. Evet, hepimizin içi yanıyor, ülkemizin... İnan ki akşamdan beri uyumadık, televizyonlara bakıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve Cumhurbaşkanımız da diyor ki 400 milletvekili olmasa şey olsa cennet. Ya bunlar olma, bunlar söylenecek lafta değil. Siz ona büyük bir adam, yetkili kişiler de 400 olmasa daha 200 olduğu olacak. Hiç olmazsa olacaktı. Evet, burada sizin haberiniz oluyor. Vekil sayısından ziyade atılan adımlar önemli. Yani 300, evet, 400, 500, 200 bunun bir önemi yok. Burada birlik ya, içerisinde beraber olup değil, adım atabilmek. Evet. İnan ki ya ben üzüldüm, çok üzülüyorum canım ya. Peki efendim. Konuşacak laf bulamıyorum yani. Acınızı paylaşıyoruz, acı hepimizin acısı. Çok teşekkür ediyorum size de. Canım hayırlı yayınlar. Sağ ol efendim, saygılar. Estağfurullah efendim, ne demek. Daha konuşacak laflar var peki da sonra. Peki, başka konuşalım efendim, başka zaman. Hoşça kalın. Ne demiş efendim bir izleyicimiz? Alacağın Ankara'dan mı acaba? İyi yayınlar. Seçim sandıklarına kamera maliyeti olmaz. Çünkü her okulda kamera var demiş. Her okulda kamera var. Doğru. Ama şimdi o kabinin arkasına girdiği zaman veya da orada o tam olarak net bir şekilde onu çekebilmesi açısından bu yönde bir adım atılması gündeme gelmişti. Özellikle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da seçmenin sağlıklı bir şekilde oy kullanabilmesi en çok da kamera hani o bölgelerde daha çok ihtiyaç olarak dile getirilmişti. Maliyet olmaz demiş. Okullarda zaten kamera sistemi var demiş. Bir izleyicimiz bize bunu yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Arada bir sosyal medyada bize yazanlar oluyor. Elleriniz dert görmesin diyoruz. Gazetelerimiz vardı. Gelsin bakalım birkaç gazetemiz daha. Bakalım hangi gazetemiz ekrana gelecek. Hemen bakıyoruz. Gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün gazetesi şu anda ekranlarınızda.
Yüreğimize ateş düştü başlığı var. Bugünün manşeti bu şekilde yer almakta sevgili izleyenlerimiz. Hakkari Dalca'daki haber günün manşetlerinde yer alıyor ve ekonomi artık alarm veriyor diyor. Doların 3 liraya geçtiği bu günlerde artık vatandaş olarak ne ekonomiyi düşünür hale geldik değil mi? Her şey vatan için. Her şey vatan topraklarının daha sağlıklı, daha güzel yarınlara gidebilmemiz için adımların atılması gerekiyor. Ama ekonomi de artık alarm veriyor diyor. Ve bakalım daha ekonomide acaba neler göreceğiz. Çünkü ekonomi gerçekten bu aralar ucu bucağı artık açıldı. Yatırımlar konusunda insanlar daha temkinli olmaya başladılar. Evet. Hemen bakıyoruz. Hukuken ahlaken doğru değil. TBB eski başkanı Vedat Ahsen Coşar yapılan baskındaki hiçbir şey hukuki değil. İpek Holding'e yapılan ve bu işte yapılan tabii ki baskınların medyayı susturma yönünde şeklinde haberleri gündemde yer alıyor. Anayasadaki ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, demokrasinin temel ilkelerine aykırı Maliye Bakanlığı'nın sessiz kalması doğru değil diyor. Bu açıklamalar geliyor. Düzmece operasyon olduğu belli. DGM eski savcısı Mete Göktürk, duayen hukukçuların suç uyduruyorlar ve anayasaya aykırı tepkisine destek yağdı diyor. Bu da işte gündemdeki başlıklarda yer alıyor. Dünya üçüncüsü portakalları dağıttık ve milliler tarihi yazdı. 3-0 maça bile sevinemedik. Fatih Terim'in maçtan sonra yapmış olduğu bazı açıklamalar var. O açıklamalar hazırsa arkadaşlar Fatih Terim'in açıklamalarını da alalım lütfen. Peki telefonumuzu alalım. Ondan sonra da Fatih Terim'in açıklamalarına bakacağız. Maçtan sonraki gündemi neler söyledi onu paylaşacağız. Telefonumuzu alalım. Onur Tadoğlu Trabzon. Trabzon'a merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun Onur Bey. Size de merhabalar. Trabzon merkezde miyiz? Evet. Biraz televizyonumuzun sesini kısalım. Benim sesim dönmesin. Hemen kıstım. Lütfen, hemen lütfen. Kıstım. Daha sağlıklı konuşmak açısından teşekkür tamam. ediyorum kıstığınız için. Buyurun Onur Bey. Trabzon merkezde miyiz? Evet. Buyurun. Trabzon merkezden biz arıyorsunuz. Ben bu şehitlerimizle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Evet efendim. Fazla vaktinizi almadan. Öncelikle bütün şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır selamet diliyorum. Gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ama ben bu konuda devletimizin de çok kusurlu olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bir cümle sarf etmek istiyorum. Acaba devlet büyüklerimiz dinliyorlarsa... Devlet büyüklerimizin hangi çocuğunun şehit olduğunu bugüne kadar hangi televizyonun haberlerinde duydunuz? Hiç duydunuz mu? Duymadık. Zaten şehit aileleri de bir bunu... milletvekilinin evet. oğlu şurada şehit düşmüş. Herhangi bir valinin oğlu şurada şehit düşmüş. Hiç duydunuz mu? Bunu geçtiğimiz günlerde şehit olan bir cenaze töreninde, şehit cenazesinde bir bayan komutanın oğlum işte annesine daha doğrusu bir şehit annesine hiç zenginin oğlu şehit olur mu? Hep fakir şeklinde evet. ifadeler evet. geçmişti. Şimdi, bakın bunu bu sözleri lütfen Cumhurbaşkanımız da duysun, Başbakanımız da duysun. Yani evet, dün herkes duysun. Yani duysun. Şimdi insanlar içindeki acıyı sözlerle ifade evet. ediyorlar. Yani eğer şimdi, buyurun. Şimdi bu acıların ardı arkası kesilmeyecek. Gerçekten kesilmeyecek. Çünkü neden? Çünkü devletimiz bir politika izlemiş, tutturmuş, kendi bildiğini okuyor. Devletimizin silahı mı yok? Devletimizin topu, tüfeği, uçağı mı yok? Uçak savarı mı yok? Bu PKK denen artık illet diyeceğim. Ya illet diyeceğim. İnsanları canından bezdiren, canlarını kasteden bir toplum örgütü diyeceğim. İstese 10 günde, bir haftada bunların kökünü kazır kardeşim, kazır. Katılıyorum. Eğer yani istese devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti istese bunları yeryüzünden siler. Evet. Yani Türk topraklarında ne PKK kalır evet, ne terör örgütü kalır. Bu topraklarda bunlara ekmek su yok kardeşim ama devlet ne tür bir politika izliyor, ne tür bir anlaşma yollarıyla böyle şeyler yaşanıyor ben anlamıyorum. Daha ne kadar insan ölecek evet, ya? Evet, şunu da ayırmak lazım. Bazı Kürt kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hani Kürtlerle PKK'yı eş değer bazen yan yana getirmeye çalışıyorlar. Sakın böyle şeylere ya, kapılmayın. Yani bakın son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Devlet yetkililerine herhangi bir şey duyarsa Allah rızası için bunu gündeme getirsin. Eğer asker yetersiz kalıyorsa bizler buralarda göreve hazırız. Bir kardeşim ben 19 ay bu vatana hizmet ettim.
Yine ederim seferberlik ilan edilsin, verilsin ellerimize bir şeyler verilsin. Biz de mücadele edelim. Eğer devletin gücü yetmiyorsa halk olarak biz cepheye çıkalım ya. Evet, işte yani Türk olmanın en büyük, gerçekten bakın bu sözler çok önemli. Yani hepimiz bu ülke için canımızı seve seve feda ediyoruz. Ya yani, bakın ben şöyle özetleyeceğim ve kapatacağım, çok vaktinizi almayacağım. Buyurun, peki. Benim askerliğimin döneminde şöyle bir şey vardı. Şimdi PKK askeri gördüğü zaman dağda veya yolda hiç izin istemeye gerek yok. Adamlar çaktı mı şehit ediyordu askerlerimizi. Bu bir doğruydu yani. Askerin izine, emire gereği yok. Ama Türk askeri PKK'yı önünden geçiyor olarak görse bile, yani bir mermilik işi var affedersiniz. Ama onun arkadan gelecek emir olmadan adamı göre göre gözünün önünden kaybedip gidiyordu. Evet. Böyle bir şey var. Yani böyle bir şey yok. Bir dönem. Madem sen o askeri oraya diktiysen, eline o silahı verdiysen, o asker de o PKK'yı yoldan geçerken sürü halinde gördüyse, bunun vuru emriyle bilmem neyle ilgisi yok. Evet. Yani bazı şeylere göz yumulmamalı diyorsun. Peki çok teşekkür ediyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Onur. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. İnşallah birilerinin kulağına gider de bizim de denize bir damla katkımız olur bu kelimelerle diyorum ve kolay gelsin. Peki, diyorum. Peki saygılar Allah'a ısmarladık. Birlik olmamız lazım bakın. En önemlisi bu. Onur Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet birlik olmamız lazım. Gerçekten en çok ihtiyacımız olan konu bu. Yani bu ülke için hepimizin beraber adım atması gerekiyor. Hepimiz birlik olarak bu terör lanetini bir an evvel, bakın yıllardır süre gelen artık bu şehit haberlerinin gelmemesini temenni ediyoruz. Ve dünkü Türkiye maçından sonra Fatih Terim'in önemli açıklamaları vardı. Sosyal medyada da bazı tabii ki haberler döndü. İşte dilerseniz Fatih Terim'in maç sonrası açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Hiçbir soru almayacağım. Sadece Letonya maçından sonra kazansaydık söyleyeceğim dediğim metni kendi el yazımla yazıp hazırladığım metni size okuyacağım. Sonra da müsaade isteyeceğim. Bu gece açıkçası maçı konuşmak içimden gelmiyor. Hiçbir gol ve galibiyet yitirilen evlatlardan önemli ve kıymetli değil, olamazdı. Arkadaşlar, eksik söylemeyeyim diye yazıklarımı okumak istiyorum. Tahmin ettiğinizden daha fazla sizleri dinliyorum. Görüyorum ve de dikkate alıyorum. Her söylediğinizi ve her yazdığınızı. Sadece medyayı değil, sosyal medyayı da değil, sokaktaki insanların nabzını da tutuyorum. Pazardaki tezgahçıyla da konuşuyorum, havaalanındaki kardeşimle de. Başta ben olmak üzere kişilere, kurumlara, tercihlere kızabilirsiniz. Kırgın da olabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Beğenmiyor olabilirsiniz. İstemiyor da olabilirsiniz. Bunları anlayışla karşılıyorum. Ancak şu an görev başındayız ve tek bir hedefimiz var. Ancak millet artı ülke bütünlüğünü korumamız gereken bir dönemdeyiz. Bu topraklarda yaşayan herkesin ihtiyacı olduğu günlerde sırtınızı milli takımınıza dönemezsiniz. Evet, reklamlara gidiyoruz. Reklamların arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. Gözde İnşaat güvencesiyle sizi mutlu bir yaşama davet ediyoruz. Seyran Şehir Konutları, evlerinizin salonunda misafirlerinizin gözü kalacak, mutfağınız lezzet tasarımında, oturma odasında konforu yaşayacaksınız, çocuk odasında şımarmamak elde mi? Her yeni güne daha huzurlu uyanışlar yatak odasında başlar, elbiseler artık dağınık kalmayacak, giyim odası ve banyo sizi bir star edasıyla güne hazırlayacak. Seyran Tepe bölgesinin ilk ve tek konutları Seyran Şehir. Kaliteli, konforlu, güvenli seyahatleriniz için RPTR Seyahat Ajantası, Türk Hava Yolları, Pegasus, TCDD ve Kamil Koçbilet satışlarımız hizmetinizdedir. Gidemediğin yer senin değildir. 2 Haziran'dan itibaren Türk Hava Yolları'nın Sivas-Ankara seferleri 65 liradan başlayan fiyatlarla başlıyor. RPTR Seyahat Ajantası, Kaşan bitişiğinde. Medine'de bulunan bahçelerimizden sizler için özel olarak toplanan hurmalarımızın toptan satışlarına başladık. Sizler hac ve umre ziyaretlerinizi huzurlu bir şekilde yerine getirirken, bizler şifa hurma olarak hac ve umre ziyaretleriniz dönüşünde sevdiklerinize ikramlar konusunda yardımcı oluyoruz. Şifa hurma olarak zemzem suyu ve hurmada toptan satış yapmaktayız. Sizler de sipariş vermek için şifa hurmaya uğramanız veya telefon açmanız yeterlidir. Şifa hurma adres Mevlana Mahallesi Porsuk Caddesi Dumlu Apartman altında. Telefonlar 0346 224 88 40 0555 826 65 28. Şifa Hurma bir önüz inşaat kuruluşudur. Şimdi hayallerinizi alın, doğru ev tasarım atölyesine gidin. Ev tasarım atölyesiyle hayalleriniz güvence altında. Poliüretan sprey köpük, gergi tavan, ithal duvar kağıtları, alçıpan tavan, bina mantolama işlemleri, poliüretan ısı yalıtımı, Sivas'ın en prestijli firması olarak siz değerli halkımıza kaliteli hizmet ile yeniliklerimizi paylaşmak istiyoruz. Ev Tasarım Atölyesi, Adem Yerlikaya, Paşabey Mahallesi, Kerim Çavuş Caddesi, Anadolu Apartmanı 6, Sivas. Yakışır bana, kendime yeni bir renk lazım. Yeni bir sabah, yeni bir sürüş, her gün şaşırtmam lazım. Yeni bir olay, gerisi kolay. Şimdi bana heyecan lazım. Yeni bir karar, gerisi kolay. Kendime yeni bir renk lazım. Hayat sana yenile diyor. Mekanlarınızdaki zarafet, hırdavat ürünleri, alüminyum doğrama, küpeşte profilleri, plastik tavan, kapı lambiri çeşitleri, ısı yalıtım doğrama, balkon tipi alüminyum çamaşırlık çeşitleri, PVC menteşeleri, alüminyum kapı kolları ve kilitleri, cam fitilleri, kapı otomatikleri, destek sacı, hepsileri alüminyum. ...1965 yılında Sivas'ta küçük bir bakkal ile başlayıp, şimdilerde ise yerini büyük bir marketler zinciri haline getiren Marka AVM, ticari hayatını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Dürüstlük, insana saygı, sabır ve emek, büyük hedeflere giden yol, Marka Alışveriş Merkezi. Marka Alışveriş Merkezi kurulduğu günden bugüne, sayısız projeye vermiş olduğu destek ile halkımıza katkı sağlayarak birçok etkinliğin hayata geçmesini sağlamıştır. Marka Grup halen Sivas Spor ve Tokat Spor'un ana sponsorudur. Büyüyen Türkiye'nin büyüyen markası Marka Grup AVM. Mekanlarınızdaki estetik dokunuş, otomatik kapı, otomatik kepenk, otomatik panjur, merdiven korkulu, balkon korkulu, Fransız pencere önü, giydirme cephe, cephe kaplama, PVC kapı pencere, ev dekorasyonu, Sivas'ın sektördeki lider kuruluşu Yiğitler Alüminyum. Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. Sivas Alüminyum, yüksek kalite, kusursuz hizmet, paslanmaz krom korkuluk sistemleri, alüminyum korkuluk sistemleri, kompozit cephe, cam cephe, alüminyum doğrama, otomatik kepenk, fotoselli kapı. Sivas Alüminyum dünyası hayatınıza fark katar. Sivas Alüminyum. Türkiye'nin bir numaralı kuru temizleme uzmanı Dry Clean Express artık Sivas'ta.
takım elbise, gelinlik, abiye, pantolon, ceket, gömlek, yün yorgan, battaniye, pike, tül perde, ütü ve kuru temizleme. En kaliteli ürünler kullanılarak son teknolojiyle harmanlanarak hizmetinizde. Ürünleriniz alındıktan bir saat sonra size teslim, bir saatte teslimat garantisi. Yurt dışında bayili bulunan tek kuru temizleme markası Dry Clean Express. Dry Clean Express, İstasyon Caddesi Kongre Müzesi yanı numara 1 Sivas. Telefon 0346 225 1212. www.drycleanexpress.com.tr. Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. Saniye Hakan Bey, 5, 4, 3, 2, 1, yayın. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Günü gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Günde gündemdeki haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Artık son dakikalarda, son 20 dakikamız kaldı. Saat 11'de başlıyoruz. 13'e kadar bu beraberliği haftanın 5 günü 4 Eylül TV ekranlarında sizlere aktarıyoruz. Tabii ki şeffaf bir yayıncılık anlayışımızla sizlere en güzel bir şekilde bütün haberleri elimizden geldiği kadar tabii detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Biraz da memleketimizden haberlere bakalım dilerseniz. Sivas'ımızda neler oluyor, neler bitiyor. Özellikle Cuma günü mesai bitiminden sonra gündeme düşen bir haber vardı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevden alındığı haberleri gündeme düşen haberler arasında yer alıyordu sevgili izleyenlerimiz. Ve hatta yerine bir ismin atandığına dair haberler de gündeme düştü ama tam bir netlik söz konusu değil. Bakın bu konuda gerçekten ne olacak, neler gelişecek? Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili haberler gündemde geçiyor. Böyle bir haberin gündeme düştüğü ve bu konuda görevden alındığı iddia edilmişti ki böyle sözler söylemiş. Ben de hafta sonu agro fuarına gitmiştim. İşte o fuarda Zekeriya Bey'le, İl Milli Eğitim Müdürü'yle karşılaştık tesadüf. Kendisine bu soruyu sordum. Böyle bir şeyin henüz kendisine bir bilgi olarak, belge olarak daha doğrusu iletilmediği, valiliğe herhangi bir yazının gelmediği gündeme bunlar dile getirildi orada ayaküstü konuşma. Hatta bir demeç, bir açıklama yapabilir misiniz, yapmak ister misiniz diye şeklinde ifadelerde de ricada bulunmuştuk. Böyle bir şeyin olmadığını hani bize sözlü olarak söyledi haber şefimiz Erkan'la beraberdik. Tabii böyle bir iddia gündeme geldi. Sivas'ta işte İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı şeklinde haberler. Pazartesi itibariyle kendisini cep telefonuna yine tabii ki aradık. Sekreter arkadaşımızı arattırdık. Herhalde şu anda bir programda hatta olduğu da söylendi. Bakalım bununla ilgili neler diye gelişecek. Tabii bilemiyoruz. Çalışkan bir Milli Eğitim Müdürü işin gerçeği. Yani Sivas'ta hani diyoruz ki gerçekten iş yapan insanların bulundukları kurumlarda görevleri devam etsin. Yani bazı, bilemiyorum artık bunlar hani nasıl oluyor görevden alınma, neden alındı böyle bir açıklama henüz yok. Eğer görevden alınma gerçekleşirse mutlaka bir yazılı açıklama gündeme düşecek değil mi, basın açıklaması. Onu da hep beraber öğreneceğiz. Ama hani şöyle eski haberleri hafiften böyle bir gözümüzün önüne getirince işte paralel yapı gündeme gelmişti. Sendikayla bir karşı karşıya bir gündeme gelmişti biliyorsunuz o dönemlerde değil mi bu haberler gündeme düşmüştü. Ama Sivas'taki eğitim seviyesi, çalışmalar, Sivas için Sivas Hareket Projesi bakın. Bunlar Sivas'ı biraz eğitim yönünde yücelten, yükselten, başarıların biraz arttığını gösteren bir çizelgeyle şu anda karşı karşıyaydı ki bu da bizi mutlu ediyordu zaten. Bu hepimizin mutluluğu, bu şehrin mutluluğu. Ama bununla ilgili Sivas İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili görevden alındı mı, alınmadı mı, görevi devam ediyor mu, etmeyeceğim şekilde haberler bu hafta tam anlamıyla bir netlik kazanacağı benziyor sevgili izleyenlerimiz. Bakalım ne olacak acaba, neler gelişecek.
Hani eğer bu konuyla ilgili de bir bilgi vermek isteyen olursa, eğer Sayın Müdürümüz kendisi de bizi izliyorsa lütfen arayıp da bu konuyu bize aktarırlarsa da memnun oluruz. Memleket Sivas'a bakalım. Gazetemizi bir gözden geçirelim. Memleketimizin gazetelerine bakalım. 5 vekilliğe 41 aday. Evet, 1 Kasım seçim. Neyi seçeceğiz? Vekillerimizi bir kez daha seçeceğiz. Olmadı kardeşim, beceremedik halk olarak belki. Böyle bakıyor siyasiler değil mi? Aslında 4 parti biliyorsunuz mecliste şu anda yer alıyor. Ve 1 Kasım'da seçim var. 1 Kasım'da işte erken genel seçim olarak bunun adı da böyle geçiyor. 41 aday, aday adaylığı için müracaatta bulundular. Geçtiğimiz o 7 Haziran döneminden hatırladığınız isimler zaten. Yeni bir isim var mı bilemiyorum. Yani şu an için tam ben de listeyi çok net bir şekilde incelemedim ama fotoğraflara baktığım kadarıyla hepsini tanıyoruz zaten bu fotoğraftaki isimleri işte. Zaten şu an için 3 isim milletvekili biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. İşte Meclis Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz, Hilmi Bilgin Bey ve Selim Dursun Bey AK Parti'den. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Celal Dağgez ve CHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Ali Ak Yıldız şu anda mevcut vekillerimiz değil mi? Mevcut vekillerimiz. Bakalım bu süreçte acaba hem MHP'de hem CHP'de hem de AK Parti'de acaba listelerde bir değişiklik olacak mı? Listelerde herhangi bir değişiklik söz konusu olacak mı bilemiyoruz. İşte Memleket Gazetesi'nin manşeti de ekrana geldi. 1 Kasım'da yapılacak olan erken genel seçimlerde 5 vekille 41 aday. Maşallah diyoruz efendim. Hepsine başarılar diliyoruz. Tabii ki gördüğüm kadarıyla fotoğraflarda işte Sayın İsmet Yılmaz beyefendinin fotoğrafı var. Habib Soluk geçtiğimiz dönemde aday adaylığını açıklamıştı ama aday olarak listede yer almamıştı Habib Bey. Sivas için birçok çalışması herkesin dilindeydi. Özellikle hızlı trenle ilgili çok şeyi Sivas'a kazandırdı. Yollarla ilgili birçok şeyi Sivas'a kazandırdı. İlçelerdeki hastanelerle ilgili değil mi? Bunları Sivas'a kazandırdı. Aslında Habib Bey yaptıklarını kimse göz ardı etmesin diyoruz lütfen. Bakalım bu sefer halkın istediği bir liste mi olacak? Burhanettin Kuru. Fotoğraftaki isimleri ben söylüyorum. Tabii burada birçok isim yer alıyor. Şadi Öztürk, Hilmi Bilgin, Ali Turan Bey, Hüseyin Yılmaz ve bir hanımefendi var. Fotoğraftan çıkaramadım ama evet işte görüyorsunuz 5 vekille 41 aday olarak geçiyor manşetler bu şekilde yer almakta. Bu arada Neslihan Delil de aday. Aday aday daha doğrusu. Hani aday derken henüz 18'ine kadar bunları biz aday aday olarak söylüyoruz. En genci 27 yaşında, en yaşlısı 65 yaşında Sivas'taki adaylar için. 7 kadın aday var. Bakıyoruz şöyle bir detaylarına. İşte Hakan Akkaş, Hacı Yalçın, Mehmet Sevim. Gördüğümüz isimleri hemen şöyle bir gözden geçiriyoruz. Hasan Coşkun, Engin Deniz Opan, Zeki Kılıç, Mesut Acı Öz. Hani dedim ya 7 Haziran'da bu isimler yine gündemdeydi değil mi aday adaylar için? Neslihan Dereli kadın kollarındaydı. Ayrıldı. Şimdi aday adaylığı için başvuruda bulunmuş. Bakıyoruz Selma Kocaman. Yine hep aynı isimler. Bakalım. 5 tane gerçek isim. Nasıl liste yapılacak? Geçen dönem temayüle gidilmişti. Temayüle gidildikten sonra STK'lardan, sivil toplum kuruluşlardan dediler ki gelin dediler. Oy kullanın. Memleket için seçelim dediler. STK'lar gitti. Oy kullandı. Ankara Genel Merkezi isimleri belirledi. Bakalım bu sefer nasıl isimler belirlenecek onu da göreceğiz efendim. 18'de belli olacak. Sivas'ın değil rantçıların projesi. Nedir bu proje? Bu projeye hemen değinelim. Hızlı tren garının ilk planlanan mevcut gar bölgesinden üniversite yanına alınmasına tepkiler devam ediyor. Ah hızlı tren. Hızlı tren gelir mi ola bilemiyoruz artık. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019... Tarih tam net olarak belli değil. Ama yer konusu daha netlik kazanmadı biliyorsunuz. Bu konuda işte Sivas'ın değil rantçıların projesi. Biz de biliyorsunuz Türk Ulaşım Sendika Başkanı'yla Sayın Nurullah Albayrak'la bir program yapmıştık. Yerinde sohbet gittik. Tren istasyonunu yerinde inceledik. O araziyi gösterdik sizlere. O programı izleyenler mutlaka bilirler. Mevcut yeri en doğru yer. Bakın zaten Sivas o tren rayından dolayı bölünmüş durumda. Yeniden bir istikamet belirlendiği zaman, yeniden bir tren garı belirlendiği zaman hani üniversitenin içi olarak dile getirilmişti ya o arka tarafı. Bu sefer orada bir bölünme söz konusu olacak ama şu anki mevcut yer bence en doğru yer. Zaten alışılmış bir yer. Zaten hali hazırda olan bir yer. Ekstra bir külfet gerektirmiyor. Bakın bunlar da çok önemli.
O külfet başka şeylere harcanabilir. Biz bunları dile getiriyoruz. Mihri Vefa'da su kuyruğu yaşanıyor. Bu arada yarın 36 saat su kesintisi yaşanacak Sivas'ta. Bunu da hatırlatıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, dikkat, sular kesiliyor. Yarın sabah saat 8'den itibaren 28 mahallede 36 saat boyunca musluklardan su akmayacak. Haberiniz olsun. Şimdiden tedbirlerinizi lütfen alın diyoruz. Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek. Bayrama da 18 gün kaldı. Sivas'ın göbeğinde Kabus Sokağı diyor. İstasyon caddesinin 20 metre mesafedeki sokağa mesken edilen gençler sokak sakinlerinin hayatını kabusa çevirmişler. Bu da gelişen haberlerde yer alıyor ve kupada göz doldurdu Medikana Sivas Spor, manşetler bu yönde yer alıyor. Hemen geçelim. İradiye bakalım. Süremiz daralıyor çünkü. Tüm otobüsler üniversiteye gidecek. Sivas Üniversite hattında yaşanan ulaşım sorunu tarih oluyor. Evet, bu çok defa söylendi bu cümle. Hadi bu sefer tarih olsun inşallah efendim. Sivas Belediyesi özel halk otobüsleri toplanma merkezini üniversite kampüsüne taşıyacak ve şehrin her bölgesinden tek araçla üniversiteye ulaşım sağlanacak. Bu çok önceden dile getirilmişti, konuşulmuştu, söylemiştik, yayınlarda ifade etmiştik. Hani üniversite bir merkezi toplama sistemi olabilir bu toplu araçlar için denilmişti. Bu konudaki çalışmaları hızlandıran belediye Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü yer tespiti bekliyor. Sivas Belediyesi yıl sonuna kadar toplanma merkezini üniversite kampüsüne taşımayı hedefliyor. Harika, harika. Umut ediyoruz ki olur. Olsun, olsun efendim. Olursa öğrencinin yola verdiği para tek rakama düşer. Hani önce şehre geliyorsun, sonra üniversiteye gidiyorsun. Bazı bölgelerden direkt üniversite var ama nereden binersen bin üniversite tek nokta atış olacak. Eğer bu gerçekleşirse. Hadi bakalım, inşallah gerçekleşir diye temenni ediyoruz. Ve hemen bakalım, belediyeden örnek bahçediyor. Yüzüstü bırakılan insanlık başlığı var. Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Osman Gönay gündeme ilişkin yaptığı açıklamada bir balina karaya vurunca insanlık adına ortalığı velveliye verenlerin ve tüm insan hak ve hürriyetleriyle ilgili bizi sürekli suçlayıcı açıklamalarda bulunan Batı ülkelerine şiddetle kınıyoruz dedi. O bebek için söylendi bu cümleler tabii ki, insanlığın kıyıya vurduğu gündü Bodrum'da. Yıllık ekmek israfı 1.6 milyar TL diyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sivas Belediyesi Tabu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün alt kısmında Yeşilyurt'taki yeni numune hastanesine uzanacak yeni yol projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Evet, hastanemize de az kaldı. Kavuşacağız efendim. Hastanenin ismi ne olarak başlamıştı? Bölge Hastanesi, Araştırma Hastanesi. İsim bulmakta zorlandık. Ne efendim? Yeni Numune Hastanesi. Evet. İyi Dolar bugün topbaşı yapıyor. Başarılar diliyoruz Sivas Spor'umuza da. Hemen bizim Sivas Gazetesi'ne bakalım dilerseniz. Sivas'a vekil değil, Sivaslı vekiller isteniyor. Erken seçimler için siyasi partiler aday adaylarını kabul ederken Sivas halkı da kendini temsil edecek milletvekilleriyle ilgili görüşlerini dillendirmeye başladı. Sivas halkı siyasi partilerden Sivas'a vekil değil, Sivas'ı hak ettiği yere getirecek, Sivas'takini götürecek değil, Sivas'a getirecek Sivaslı vekiller istiyor. Efendim arkadaşlar, bir saniye ekrandan çıkacağım. Çok özür diliyorum ve biz de efendim bir sandık hazırladık. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Şöyle açalım. Önümüzü sandığın önünü açalım değil mi? Evet. Bakın. Bu nedir? Sandık. Şeffaf sandık. İçi görünüyor. Zaten mevcut kullanılan sandıkların da içi görünüyor. Memleket için ne istersiniz? Bu sandığı kent meydanına koyacağız efendim. 4 Eylül TV olarak. Bakın. Dörtler. Her tarafta televizyonumuz işte. Vatandaş. Yanına da kağıt kalem koyacağız. Kamerayı karşısına koyacağız. Diyeceğiz kardeşim. İster yaz at, İster konuş. Ne istiyorsun? Memleket için ne istiyorsun? Ne istiyorsan yaz, buraya at, beraber paylaşalım, beraber tartışalım. Artık değil mi? Bir şeyleri konuşmanın, bir şeyleri söylemenin zamanı geldi de geçiyor. Sivas'ta kendisine ait, kendisi için Sivas'ın toprağını, taşını, suyunu, havasını bilen vekiller istiyor. Öyle şehirler arası otobüse gelip de inip şehri efendim şöyle bir gezmeye geldim deyip de aday adayı veya da adaylık süreci yaşayanları değil. Biz gerçekten bu memleketi bilen, bu memlekette belli bir süre görev yapmış sonra gitmiş kişileri değil. Bakın biz bu memlekette doğmuş, bu memlekette yaşamış, benim derdimi, senin, onun, diğerlerinin derdini bilen vekilleri istiyoruz. Yani Tuzlugöl Mahallesi'nde, Kardeşler Mahallesi'nde, Ali Baba'da, Kümbet'te, Şirinevler'de ne yaşanıyorsa o mahallelerdeki yaşanan sorunları bilen, değil mi? Biz bunu istiyoruz. Bakın bunu da işte bu bizim yapmış olduğumuz bir sandık, şeffaf sandık. Memleket için ne istersiniz?
memleket için ne istersiniz? Biz bu sandığı efendim meydana koyacağız. Meydanda bu sandığı her gün arkadaşlarımız orada çekimleri gerçekleştirecekler. Ve Güne Bakan Hakan'da belli bir kısmını açacağız. Sonra bunu program olarak televizyonumuzda yayına vereceğiz. Şeffaf bir şekilde konuşacağız, tartışacağız. Belki de adayları da bu sandığın yanında ağırlayacağız. Hiç belli olmaz. Yani biz açık sözlüyüz. Konuşmak istiyoruz. Bu memleket için çözüm istiyoruz. Bu memleketten artık iş sıkıntılarının, memleketteki ekonomik rahatsızlığın veya da işte anne babaların benim oğluma ben bu şehirde iş bulamadım gitti bu Sivas'tan cümlelerini artık biz duymak istemiyoruz. Yani herkesin yaşayabileceği, herkesin güzel bir şekilde derdini, düşüncesini söyleyebileceği bir şehir istiyoruz. O yüzden Sivas'a vekil değil, Sivaslı vekiller isteniyor. Yani Sivas'ı bilmesi gerekiyor. Bunu da biz hep söylüyoruz zaten, dile getiriyoruz. Ben Güne Bakan Hakan olarak yaklaşık 20 yıl aşkın bu işi yapıyorum. Medya işiyle uğraşıyoruz. Ve 20 yıl aşkında sizlere birçok yerlerde sesimizi, görüntümüzü, düşüncelerimizi ilettik. Ama nedir? Halk için. Sizler için. Yani sizlerin daha iyi bir şekilde bu şehirde yaşayabilmeleri için. Memleket için. Evet, şeffaf sandık. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projeyi de seçim gününe kadar, hani bu seçim saftında hayata geçirmiş oluyoruz ve bugün itibaren kameralarımız sokağa çıkacak. Meydanda vatandaşlar gelsinler, yazsınlar, fikirlerini söylesinler. Bunun için atsınlar kardeşim. İster adını yazsın, ister soyadını, ister adresini, ister telefon numarasını veya da sadece düşüncesini de yazabilir. Ne istiyorsunuz? Ülke için, memleket için ne istiyorsanız gelin bu seçim süresi içerisinde bu sandığa hep beraber bunları beraber yazalım, çizelim, atalım. Bakalım halk ne istiyor? Sandıktan ne çıkacak değil mi? 1 Kasım'a kadar bizim 4 Eylül TV'nin bu sandığından ne çıkacak? Bunu gelin beraber görelim. Onun için sizlerden bu sandığa, bu projeye, bu programa, çünkü program olarak yayınlayacağız. Çıktığınız zaman çarşıya. Gelin efendim, duygularınızı, düşüncenizi, gerekirse mahallelere de gideriz kardeşim, konuşuruz oralarda da değil mi? Hakikate de bakalım, yayını noktalayacağız. Planlar alt üst oldu diyor. Okulların 2 hafta ertelenmesi, biliyorsunuz hem bayram tatili araya girdi hem de okulların açılması vesaire derken okullar artık ayın sonunda açılacak. Ve kurban fiyatları aldı başını gidiyor diyor. Şu araba fiyatına boğa var diyor efendim haberde, hakikatte. 36 saatlik su kesintisi var vatandaş. Hazırlıklı ol. Yarın sabah saat 8'den itibaren sular yok. Yani birçok mahallede sular yok. Aman efendim şimdiden damacanaları doldurun, hazırlıklarınızı yapın. Güzel bir şekilde 36 saatsiz su sıkıntısı yaşamayın sonra değil mi? Kupada iddialıyız manşetleri var. Sivas Belediyespor Bayan Handball takımı kaptanı Şenay Özel Türkiye Kupası'nın kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi. İddialı olduklarını dile getirdi. Sergen Yalçın forvetlere uyarı yaptı. Bunlar da gündemdeki haberler sevgili izleyenlerimiz. Günü ve gündemi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Daha çok aktaracağım haber vardı. Daha çok söyleyeceğimiz söz vardı ama bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İşte gündeme düşen haberler Dağlıca'da hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelere biz tabii ki sabır diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar diyoruz. Yaralı olan askerlerimize de acil şifalar diliyoruz ve bir an evvel artık terörün, PKK'nın kökünün kazınmasını istiyoruz. Evet, işte sandığı da meydana koyacağız, konuşacağız, tartışacağız. Ne için? Memleket için. Ne için? Ülke için. Ne için? Güzel yarınlar için. Efendim, ben Güne Bakan Hakan Bakar. Yayın evi yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir öğleden sonra diliyorum. Yarın yine biz burada olacağız tabii ki. Sizlerle beraber olacağız. Gün ve gündemdeki haberleri konuşacağız, paylaşacağız. Bizleri izleyin, takip edin diyoruz. Allah'a ısmarladık.